Merhaba arkadaşlar, bugün değişik bir video formatıyla karşınızdayız. Yeşilçam filmlerin nerede çekildi formatı. Eğer bu videoyu beğenip yorum atarsanız bu formatın devamını getireceğim. İlk olarak Hababam sınıfına geldik. Haydi hep birlikte Hababam sınıfının içine girelim. Bakalım neler göreceğiz. Aç kapıyı Veysel Efendi. Babam sınıfı 39 mevcuduyla görüşünüze hazırdır hocam. Dikkat! Hazır ol! Babam sınıfı 39 mevcuduyla görüşünüze hazırdır hocam. Bu ne biçim tekmil? Atırın! Kül yutmaz hocamızın Ferit burada mı dediği sözleri hatırlıyor musunuz? Yoklama yaptın mı? Yaptım efendim. Bana tek tek saydırma şimdi. Ferit burada mı Ferit? Buradayım hocam. İyi. Sen buradaysan bütün sınıf burada demektir. Hafize anamız. Elleri öpülesi Hafize anamız. Belki kendisini dünya gözüyle göremedik ama burada temsili olarak ellerinden öpüyorum. Bu sahneyi birçoğumuz çok iyi hatırlar. Sobanın içinde güdük Necmi ve Mahmut Hoca. Ne yapıyor bu çocuk sobanın içinde Mahmut Bey? Galiba kopya çekiyor. 30 yıllık öğretmenlik hayatında ilk kopya çeken öğrenci sensin. Tebrik ederim. Bravo. İşte o meşhur iskelet burada. Ah canım. Hocam. Ah canım. Bah hocam benim, bah bah. Görmeyeli ne kadar zayıflamışsın. Kemiklerin sayılıyor ya. Şaban. Efendim hocam. Neredesin sen? Ben buradayım da sana ne oldu böyle ya? Şaban. Ya dur şimdi hocamla konuşuyorum. Ah canım Şaban. Ben. Şaban. Ne? Ey Türk gençliği. Birinci vazife. Türk istiklali. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve... Evet. Ey Türk gençliği. Birinci vazifen Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Bu imkan ve şerait çok daha müsait. Bakın kartonda ne yazıyoruz Üstü Bey. Hocam, Hababam sınıfı da olsak Atatürk'ün gençliğe hitabesi ezbere biliriz. Evet arkadaşlar, Hababam sınıfının genellikle ceza yediği yer tam bu noktadır. Bir daha Hafize'yi oyunlarınıza alet ederseniz kovarım onu. Sen de uyma onlara. Olur Mahmut Hoca. Hadi git şimdi. Allah razı olsun. Thank you.
Görmüş olduğunuz havuz, Ahmet'in havuza atıldığı yerdir. Hava o kadar soğuk ki, ben de şu an kamera çekimi yapmakta olan Kenan Yaman arkadaşımızı bu havuza atmak istiyorum. Ama anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Sen ıslanmak istiyorsan biz de seni ıslatırız, değil mi çocuklar? Hadi ıslatın bakayım. Aa, ne yapıyorsun? Ya yapma! Cirit sahnesini hatırlıyorsunuz değil mi? Badi Ekrem, beden öğretmeni Badi Ekrem işte Cirit'i Mahmut Hoca'nın odasını tam bu camdan içeri atıyor. Cirit'i dönerek atacağım. Eyvah! İşte böyle! Bir, iki, üç! Hangi utanmaz attı bu Cirit'i içeri? Ben attım. Kıymetini bilin bu okul. Beraberliğinizi. Laf anlasanız çalışın adam olun diyeceğim ama. Nerede? Hadi eyvallah oğlum. Mahmut Hoca okuldan maça kaçan öğrencileri sürekli burada beklemektedir. Şuraya bakın Mahmut Hoca gene merdivenlerde. Hoş geldiniz beyler. Hoş bulduk hocam. Hoş bulduk hocam. Maç nasıldı? Çok iyiydi hocam. Mahmut Hoca öğrencilerine o kadar bağlıdır ki öğrenciler bunun farkında bile değiller. Ama geç de olsa bir gün farkına varırlar. Ben işime bakarım. Hiçbiri babamın oğlu değil. Onların hepsi benim öz oğlum, evlatlarım. Aylaz da olsalar, tembel de olsalar, sorumsuz da olsalar, kimse dokunamaz onlara. İzin vermem. Anladınız mı müdür bey? Okutacaksınız. Hocam onları. Sakin olun. Mecbursunuz. Mecbursunuz. Çocuklarım sokakta kalamaz. Hocam sinirlenmeyin, sakin olun. Sinirlenme Mahmut bey, kalbini düşün. Okul her yerdir. Okul dört tarafı kapalı, üstünde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Önemli olan öğrenmek, öğretmek, beraber olmak ve bir gaye için savaşmaktır. Evet doğru, öyle demiştim. Evet arkadaşlar, Hababam sınıfı bölümümüzün sonuna geldik. Maalesef yemekhaneyi, yatakhaneyi... Neler oluyor burada? Rüyamızda seni gördük de Mahmut Hoca. Hayırdır inşallah. Öğretmenler odasını. İzin vermem. Anladınız mı müdür bey? Okutacaksınız. Hocam onları. Sakin olun. Ve diğer odaları görüntüleyemedik. İç merdivenlerden yukarı çıkamadık. İzin vermedikleri için. Bu savaşa var mısınız? Varız. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu serimizin devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca Yeşilçam filmlerinin nerede çekildiği hakkında sizlerden bilgi istiyorum. Bildiğiniz Yeşilçam filmleri mekanlarını aşağıya yorum olarak yazarsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Bu videomuzda Hababam Sınıfı serisinin ilk 4 filmiyle hem sohbet edeceğiz hem de seriler hakkında bazı bilgiler vererek hatırlatmalar yapmaya çalışacağım. Diğer serileri için de ilerleyen zamanlarda farklı videolar oluşturmayı düşünüyorum. Üsküdar'a bağlı Valide Bağ Korusu içerisinde yer alan Adile Sultan Kasrı'ndayız. Bu yapı 1853 yılında Sultan Abdülaziz tarafından küçük kız kardeşi Adile Sultan için yaptırılmıştır. İşte bu yapıda Hababam Sınıfı filminin ilk serileri çekilmiştir. Buradaki odalardan biri de işte bu oda Hababam Sınıfı Müzesi olarak düzenlenmiştir. Ne mi var Şaban Bey? Teessüf ederim, gururumla oynamayacaktım. Anlamadım. Anlarsın. Al mektuplarını, ver mektuplarımı. Ne mektubu Şaban Bey? Solan aşkımızın mektupları. Bu da aşağılık hediye. Aramızda her şey bitti artık. Onların hepsi benim öz oğlum, evlatlarım. Aylaz da olsalar, tembel de olsalar, sorumsuz da olsalar... Kimse dokunamaz onlara. İzin vermem. Anladınız mı müdür bey? Okutacaksınız hocam onları. Sakin olun. Mecbursunuz. Adile Sultan Kasrı'nın arka kapısındayız. Rıfat Ilgaz'ın Dolmuş dergisindeki öykülerinin bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında Hababam Sınıfı ismini kitaplaştırır. Daktilo alacak parası olmadığı için kendi el yazısıyla yazar. 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez tarafından bu roman sinemaya uyarlanır. Ama öncesinde tiyatro serüveni başlar. Tiyatroda izleyicilerin karşısına Zeki Alasya, Metin Akpınar ikilisi çıkar. Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın filmde yer almamasının en büyük sebebi Ertem Eğilmez'in yeni isimlerle çalışmak istemesinden kaynaklıdır. Zeki Alasya o konuyla ilgili şunları söyler. Ertem abi bu kadar değildi ama mesela Ertem abi de bize derdi ki benimle çalışacaksınız. Başka bir yerle çalışmayacaksın. Hayır çalışmayacaksın. İstemezdi. Biz ona rağmen birkaç yerde çalıştık. Ama Hababam Sınıfı filmlerine gelince küstü mü? Müsaade etmedi. Küstü. Küstü. Ayrılmak zorunda kaldık. Film aslında romana bağlı kalmamış ve romandan daha farklı içerikler ve karakter yapıları eklenmiştir. İnek Şaban ve Mahmut Hoca karakterleri romanda çok çok farklıdır. Filmin kadrosunun çoğunluğu gazete ilanıyla sağlanır. İlk Hababam Sınıfı 1 Nisan 1975 tarihinde gösterime girer. İzlenme rekorları kırar. Tam 28 hafta boyunca vizyonda kalmayı başarır. Daha sonra ikinci film Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı gösterime girer. Tam 30 hafta vizyonda kalır. Bu film serisinin en çok hasılat yapan filmi olur. Günümüzde ilk 6 film klasik Hababam Sınıfı serileri olarak adlandırılmaktadır. Yeni nesil Hababam sınıfları ise Hababam sınıfı Merhaba 2004, Hababam sınıfı Askerde 2005, Hababam sınıfı 3.5 2005, Hababam sınıfı Yeniden 2019 ve son olarak Hababam sınıfı Yaz Oyunları 2020'dir. Hababam sınıfı nerede çekildi videomuzda birçok yeri sizlere göstermiştik. Bu videomuzda da kısa bir hatırlatma yapalım. Hababam sınıfı nerede çekildi videomuzu izlemeyenler kanalımızdan izleyebilirler. Filmin ilk serisinde emekli maaşıyla geçinemeyen öğretmenleri görmekteyiz. Emekli maaşıyla geçinebilsem şu Hababam sınıfı yüzünden, yani bir dakika durmam şu mektepte. Al benden de o kadar. Günümüzde yine öğretmenlerin geçim sıkıntısı devam etmekte maalesef. Hababam sınıfı Sınıfta Kaldı serisinde öğretmenlerin geçim sıkıntısını yine görürüz. Sadece tekaüttükten aldığım maaş yetmiyor. Oğlum üniversite son sınıfta. Eli ekmek tutuncaya kadar çalışmam lazım. Çok iyi anlıyorum. Babam da aynı zorluklarla okuttu bizi. Hababam sınıfı Sınıfta Kaldı serisinde Mahmut Hoca'nın yaptığı bir konuşma beni her defasında ortaokul ve lise yıllarıma kadar götürür. Çünkü öğretmenlerimizin bizlere sık sık söylediği o meşhur sözü filmde de duyarız. Yazık değil mi size?
Yazık değil mi kaybettiğiniz bunca yıla? Demek size güzel olan hiçbir şey öğretememişiz. Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı filminde Hababam'ın Akil Hoca'yla yaptıkları şaka sonrası Akil Hoca okuldan kovulur. Hiç değilse yıl sonuna kadar kalsaydım. Akil Bey yarına kadar bile kalamazsınız. Öğrenciler başbakana çıkalım, cumhurbaşkanına çıkalım der. Başbakana çıkalım, cumhurbaşkanına yalvaralım. O yıl Süleyman Demirel başbakan iken Fahri Korutürk ise cumhurbaşkanıdır. Bunu da belirtmek istedim. Melih Kibar, Hababam Sınıfı müziğini öyle bir bestelemiştir ki çalma hızına göre duygu değişikliği yaşatır. Filmde bazı sahneleri izleyince farklı filmleri hatırlarız. Şaban'ın okul müdüründen sigara yüzünden tokat yediği sahne bizlere oh olsun filminde yine babasından sigara yüzünden tokat yediği sahneyi hatırlatır. Şaban ne var elindeki? Sigara. Sigara ha? Al sana sigara. Nedir bu? Sigara. Sigara. Cezalı oldukları için suyla karın doyurdukları sahneyle Köyden indim Şehre filmini hatırlamamak mümkün değil. Suyla karın doyar mı be? Çok içmeyin, aç karnına ishal olursunuz. Adile Naşit'in ağlama performansı Neşeli Günler filmindeki ağladığı sahneyi hatırlatır. Elini ayağını öpeyim Mavim Bey. Beni evlatlarımdan ayırın. Ben onlarsız yapamam. Söz veriyorum. Bir daha yanlarına bile yaklaşmayacağım. Hababam sınıfının tamamı Fenerlidir. Bana bakın çocuklar, Mahmut Hoca gene her zamanki yerinde. Biz zaten hayatta iki şeyden çekiyoruz. Bir Mahmut Hoca, bir de Trabzonspor. Hababam sınıfının ilk serisinde Eğlence Gecesi'nde Kemal Sunal'ın yani İnek Şaban'ın seslendirdiği Ali Rıza Binboğa eseri olan Ağlamak Yok, Gülmek Var şarkısında Daha da Mutluyuz Yarınlarda sözlerine değinmek istiyorum. Daha da mutluyuz yarın. Ağlamak yok, gülmek var. Çok yanıldınız Hababam sınıfı. O yarınlarda beklediğiniz mutluluklar olmadı. Ülke ve dünya olarak çok kötü günlerdeyiz. Her açıdan. O mutlu günler geçmiş yıllarda kaldı. Tarık Akan film afişinde ilk olarak Münir Özkul adını yazdırır. Film afişlerinde ve künyesinde çok önemlidir bu konu. Önce kimin ismi yazıldıysa başrol o anlamındadır. Filmin ilk serilerindeki IMDB puanları ülkemizin sinemadaki gururu haline gelmiştir. Hababam sınıfı filmi Türk sinema tarihinde en önemli film serileridir. İlk seride çekimlere başlamadan önce 10 gün boyunca Arzu Film tüm oyuncuları buraya getirerek ekibin birbirlerine ısınmalarını sağlar. Her gün servisle sabah evlerinden alıp akşam evlerine bırakır. İlk videomuzda yaptığımız bir hatamızı da burada düzeltmek istiyorum. Ertem Eğilmez'in küçük yaşta kaybettiği oğlunun adını yaşatmak için Tarık Akan'a filmlerde Ferit ismini verdiği doğru değil. Ertem Eğilmez'in oğlu Ferit Eğilmez halen hayattadır. Ertem Eğilmez'in birçok filminde oyunculara sıklıkla Ferit, Ferdi ve Alev isimlerini verdiği bilinmektedir. Bunun nedeni Ertem Eğilmez'in çocuklarının isimleri Ferit, Ferdi ve Alev olmasıdır. Ne güzel günler geçirmişim burada. İnsan ayrılınca daha iyi anlıyor. Bana bakın. Kıymetini bilin bu okulun. Beraberliğinizi. Laf anlasanız çalışın adam olun diyeceğim ama nerede? Mahmut Hoca'yı işte bu camlarda görürüz. Ekrem Hoca'nın attığı cirit de
İşte bu ikinci camdan içeri girer. Hababam sınıfının birçok sahnesinde oturup dertleştikleri ve dinlendikleri çayır işte bu çayırdır. Günümüzde bu çayır düzenlenerek park haline getirilmiş. Hababam sınıfı tatilde serisinde İnek Şaban'ın minibüsün önüne gelen ineğin kulağına bir şeyler fısıldayarak gönderdiği yerde yine kasrın içerisidir. İneğin Şaban'ın peşine takıldığı ve dedikodu oluyor dediği sahne de yine bu kasrın içerisinde çekilmiştir. Anladık, seviyorsun ama dedikodu oluyor. Kızdırma beni, şimdi kesip yerim seni ha. Minibüsün bozulma sahneleri de burada çekilmiştir. Kamp kurdukları orman ise Belgrad Ormanı'dır. Bu çadırda bir terslik var ama... Hababam sınıfı uyanıyor filminde Hayta İsmail karakterini canlandıran Ahmet Arıman'ı izne gelmiş asker olarak görmekteyiz. Aslında Ahmet Arıman o yıl gerçekten askerdir. Senaryoda olmayan bir şeydir Hayta İsmail'in sahneleri. Eğitim sistemini mizahla eleştiren bir filmdir Hababam sınıfı. Mahmut Hoca'nın ben tüccar değilim, eğitimciyim demesi özel okul sahiplerine ince bir göndermedir. Siz ileri gidiyorsunuz. Ben tüccar değilim, eğitimciyim. Bir öğretmen için en gurur verici şey öğrencilerinin diploma alabildiğini görmektir. Öğrencilerine verdiği eğitimle iyi bir yere geldiğini görmektir. Hepiniz mi mezun oldunuz? Evet hocam. Gerçekten bana en güzel hediyeyi verdiniz. Hababam sınıfı sınıfta kaldı serisinde Mahmut Hoca'nın veli toplantısındaki konuşması sırasında sürekli Semra Hoca'ya, Semra Hoca'nın yüzüne bakarak suçlu öğrenci yoktur, suçlu ana baba vardır demesi sorumsuz anne babaları eleştiridir. Tembel çocuk, hatalı çocuk, suçlu çocuk yoktur. Hatalı ve hatta suçlu ana baba vardır. Hababam sınıfı tatilde serisinde Mahmut Hoca'nın okul sadece dört yanı duvarlarla çevrili tepesinde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Sözleri aslında çok derin ve anlamlı. Filmde bu konuyu çok iyi işlemişler. Okul sadece dört yanı duvarla çevrili tepesinde damı olan yer değildir. Okul her yerdir. Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur. Tarık Akan filmin yalnızca iki serisinde yer almıştır. Halit Akçatepe ilk iki seride yer aldıktan sonra yeni nesil Hababam sınıflarının 3 serisinde yer almıştır. Kemal Sunal ilk 4 seride oynadıktan sonra Hababam'a tamamen veda etmiştir. Filmin ikinci serilerinden itibaren Kemal Sunal'a doğaçlama yapma hakkı tanınmıştır. Tüm oyuncular senaryoya bağlı kalırken Kemal Sunal doğaçlama yapabilir. Özellikle Hababam sınıfı uyanıyor ve Hababam sınıfı tatilde serilerinde İnek Şaban'ın sık sık diyalog aralarına girdiğini sizler de fark etmişsinizdir. Birçok sahnede Kemal Sunal'ın sesi dublaj sırasında çoğaltılmıştır. 3. ve 4. serilerde bunu mutlaka fark etmişsinizdir. Ayşen Gurudağ'ı ilk seride bilgi yarışmasının görevlisi olarak görürüz. Hababam sınıfı tatilde serisinde öğrenci olarak karşımıza çıktıktan sonra Hababam sınıfı Güle Güle ve Hababam sınıfı Merhaba filmlerinde öğretmen olarak karşımıza çıkar. Ayşen Gruda Hababam sınıfı filmiyle ön plana çıkmayı başarmıştır o yıllarda. Mahmut Hoca hiç evlenmemiştir. Ömrünü evlatlarım dediği öğrencilerine ve okullara adamış iyi bir eğitimcidir.
Ne evlenmeye ne de çoluk çocuk sahibi olmaya fırsat bulamadım. Neden efendim? Bütün ömrümü siz ve sizin gibileri adam edebilmek için harcadım da ondan. İlk 5 seride yer aldıktan sonra Hababam'a Mahmut Hoca da veda etmiştir. Adile Naşit ve Sıtkı Akçatepe ilk 6 seride yer almıştır. Sıtkı Akçatepe Halit Akçatepe'nin babasıdır. Rahmetli babam Sakarya'da Yunanlılar köprüyü havaya uçurdukları zaman 3 askeri yüzerek karşıya geçirmiş. Otur yavrum ağlama. Filmde Güdük Necmi'nin Paşa Nuri'ye anlattığı hikaye aslında gerçek hikayedir. Sakarya Meydan Muhaberesi'nde Yunan ordusu geri çekilirken Türklerin kullanabileceği her şeyi yakıp yıktılar. Demir yollarını ve köprüleri havaya uçurup birçok köyü yakmışlardır. Filmde de bu konuya bu şekilde değinmişlerdir. Şener Şen ilk kez 2. seride yer alarak toplamda 4 seride Hababam sınıfında oynamıştır. Ve Kemal Sunal ile ilk kez Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde rol almıştır. İlyas Salman Hababam sınıfı 9 doğuruyor filminde öğrenci olarak yer alırken Hababam sınıfı güle güle filminde öğretmen olarak karşımıza çıkar. Filmin ilk serisinde gördüğümüz Kemal Hoca yani Kemal Ergüvenç ilk seriden sonra vefat etmiştir. Zaten ikinci seri olan Hababam sınıfı sınıfta kalıyor filminde Kemal Hoca'yı vefat etmiş olarak görürüz. Akil Hoca'nın yani Akil Öztuna'nın Hababam sınıfı uyanıyor sahnelerinde zaman zaman atlamalar vardır. Bunun sebebi aynı yıl yapımı olan Tosun Paşa filmi çekimleri sırasında deve üzerinde geçirdiği kalp krizi sonucu deveden düşerek iç kanama geçirip vefat etmesidir. Halit Akçatepe'nin annesi Leman Akçatepe'yi Hababam sınıfının ilk serisinde kız lisesi sorumlusu olarak görürüz. Hababam sınıfı sınıfta kaldı filminde Tarık Akan'ın annesi olarak karşımıza çıkar. Oyuncuların gerçek velileri oynamıştır. Kemal Sunal'ın ve Cengiz Nezir'in babaları gerçek baba oğul olarak karşımıza çıkmışlardır. Hababam sınıfı sadece eskilerin değil, aynı zamanda gelecek neslin de filmidir. Aradan asırlar, yıllar da geçse bıkmadan ve usanmadan izlemeye devam edeceğiz. Hababam sınıfı aslında neydi? Aslında kardeşlikti, paylaşmaktı. Şen şakrak zaman geçirmek, sevdiğin arkadaşına eşek şakaları yapmaktı. Bu şakalara küsmemekti. Hababam sınıfı ailemizdi. Her birine o kadar alışmıştık ki hiçbiri yabancı değildi. Öğrenci olan herkesin anılarıydı Hababam sınıfı. Hababam sınıfı birlik ve beraberliğin okuldaki simgesiydi. Hababam sınıfı bize mutluluk veren, her defasında onlarla birlikte kahkahalar atmamıza sebep olan samimiyetti. Aslında filmi izlerken içimizde onların yokluğunun acısını da hissedebiliyoruz. Eski filmlerdeki gülen o gülüşler şimdi ağlıyorlar. Çekmeköy'de Sabiha Hamdi Türkay İlk Öğretim Okulu'nun önündeyiz. Bir zamanlar tamamen köy hayatı yaşayan Çekmeköy, günümüzde İstanbul'un merkezi haline gelmiş ve yapılaşmanın en fazla olduğu ilçelerden biri olmuştur. Çekmeköy'de artık köy hayatından eser kalmamış. Hababam sınıfı uyanıyor filminin finalinde Ahmet'in öğretmenlik yaptığı okul işte bu okuldur. Gecekondu müstakil tarzı okulun yanına yeni büyük okul yapılmış. Okulun olduğu yeri ve Çekmeköy'ü o yıllardaki havadan çekilmiş olan fotoğraflarda bir görelim. Thank you.
Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ümit Ateş. Yeşilçam filmleri nerede çekildi videolarımıza devam ediyoruz. Bu videomuzda Salak Milyoner filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. 1974 yılı yapımı olan Salak Milyoner filminin yönetmeni Ertem Eğilmez olup senaryosu Sadık Şendil'e aittir. Filmde Zeki Alasya, Metin Akpınar, Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Münir Özkul, Adile Naşit, Meral Zeren, Perran Kutman, Oya Alasya, Hulusi Kentmen ve Alişen yer almıştır. Bu filmde Zeki Alasya Himmet, Metin Akpınar Hayret, Kemal Sunal Saffet, Halit Akçatepe ise Gayret karakterlerini canlandırmışlardır. Film için iki farklı afiş basılmıştır. Diğer afişte filmin ismi Milyoner Garibanlar olarak geçmektedir. Şimdi çekim yerlerini hep birlikte görüntülemeye gidelim. İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Beyazıt'ta Sahaflar Çarşısı'na geldik. Kardeşler altınları bulabilmek için Mehmet Çavuş'u aramaya koyulurlar. İşte bu görmüş olduğunuz Sahaflar Çarşısı kapısından içeri girerler. Amca, burası Beyazıt değil mi? Amca, burası Beyazıt değil mi? Evet oğlum. Tesadüfen tam da Mehmet Çavuş'un yanına gelirler. Biz Mehmet Çavuş'u arıyoruz. Benim. Ana! İşte filmde görmüş olduğumuz yerler buralarda çekilmiştir. Beyazıt'ta çekimlerimizi tamamladık. Şimdi hep birlikte farklı bir mekana doğru yola çıktık. Bakalım sıradaki mekan hangisi? Hep birlikte gidelim. İşte saat, işte taş, saatli taş. Ne kadar kolay yerdeymiş işaret. İşte saat, işte taş. Saatli taş. Aha. Ne kadar kolay yerdeymiş işaret. Başlayalım. Beşiktaş Dolmabahçe'deyiz. Dolmabahçe Camisi ile Dolmabahçe Saatli Taş'ın tam arasındayız. Salak Milyoner filminde kardeşler işaretin Dolmabahçe taşı olduğunu düşünürler ve hemen adım saymaya başlarlar. ...300 adım saydıktan sonra Beşiktaş İnönü Stadyumu'nun yani şimdiki adıyla Vodafone Arena'nın önüne gelirler. 300. Aha burası. Davran hayal. İşte tam bu noktada kazmaya başlarlar. Kazdıkları yerin çıktığı yeri hiçbirimiz unutamayız. 5 günlük kazı sonrası kazdıkları tünelin ucu stadyumdan çıkmıştır. Üstelik Fenerbahçe-Kayseri maçı sırasında Kayseri'nin yenildiğini görünce kardeşler yardım etmek için sahaya girerler. İşte o sahneler burada çekilmiştir. Çekimler maç öncesinde ve devre arasında yapılmıştır. Nasıl ağlamayalım? Pisi pisine 2 gol yedik Osman Bey. Saatli taş, ha nişan taş. Nişan taşındayız. Vali Konağı Caddesi ile Teşvikiye Caddesi'nin kesiştiği yerdeyiz. Kardeşler defineyi aramak için nişan
Yani işaret olarak aldıkları dikili taş burasıdır. İşte filmdeki sahneler burada çekilmiştir. Beşiktaş, Vişnezade sokaktayız. Taksim Gezi Parkı'nda Saffet haritasını vermek istemez. Benimki bende dur, böyle bak. Koy lan onu buraya. Niye boyuyormuşum? Ver onu bana. Niye veriyorsun? Benim haritamı bırak. Ve bir anda harita ellerinden uçar. Ve bir arabanın lastiğine yapışır. Arabanın peşinden buraya kadar koşarlar. Harita tam da lastiğin altında kalır. İşte lastiği sökerek haritayı aldıkları yer burasıdır. Biz bu defineyi bulamayacağız. Baksana, Taksim'i bile ne kadar zor bulduk. Biz bu defineyi bulamayacağız. Niye lan? Baksana, Taksim'i bile ne kadar zor bulduk. Taksim'e geldik. Çekimlerimize bir gün sonra tekrar devam ediyoruz. Salak Milyoner filminde kardeşler defineyi bulmaları için önce saatli taşı bulmaları gerektiğine inandılar. Taksim meydanında bulunan Atatürk heykelinin önüne gelirler. Hümmet abi Taksim meydanının altını üstüne getireceklerini söyler. Bana bakın, şimdi dağılacağız. Rıdım rıdım bu meydanın altını üstüne getirip saatli taşı bulacağız. İşte Salak Milyoner filminde kardeşlerin didik didik saatli taş aradıkları yer burasıdır. O güzel ve bizleri güldüren sahneler burada çekilmiştir. Beyoğlu, İstiklal Caddesi, Fransız Konsolosluğu'nun hemen önündeyiz. Gayret işte bu kapının girişindeki taşı dikili taş sanarak buldum diye bağırır ve abilerine seslenmeye başlar. Direk taşı! İndim! Vurdum! Himmet ağa! Hayır daha değil! Sattı! İşte geldik. Bizim fakirhane de burası. İşte geldik. Bizim fakirhane de burası. Yeşilköy'de Saadetli sokaktayız. Filmde her ne kadar Altunizade olarak geçse de çekimlerin yapıldığı ev Yeşilköy'dedir.
Aynı zamanda bu evde Mavi Boncuk filmi ve Gülen Gözler filmi de çekilmiş. Gülen Gözler nerede çekildi videomuzu kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Yeni bir video çekmek için yine yollara düştük. Bu sefer İstanbul dışına çıkmaya karar verdim. Bugün başkent Ankara'dayız. Bu videomuzda Yeşilçam filmlerinden biri olan Köyden İndim Şehire filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Filmin yapımcısı ve yönetmeni Ertem Eğilmez olup senaryosu Zeki Alasya'ya aittir. 1974 yılında gösterime giren filmde Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Ferran Kutman, Meral Zeren, Oya Alasya, Tekin Akmansoy, Leman Çıdamlı ve Mine Mutlu yer almıştır. Film çekildiğinde Kemal Sunal 30, Zeki Alasya 31, Metin Akpınar 33, Halit Akçatepe ise 36 yaşındaydı. Aslında yaşça en büyüğünün Halit Akçatepe olduğunu ilk öğrendiğim zaman ben de şaşırmıştım. Tarlalarını sürerken bir küp altın bulan dört kardeşin hikayesinin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Lafı fazla uzatmadan çekim yerlerine gidelim ve bu vesileyle de Ankara'yı hep birlikte gezelim. Ankara'ya yağmur yağacak, Ankara'ya yağmur yağacak. Şimdi ne halt edeceğiz Himmet ağabey? Aldık mı sana bir çuval altından koca şehirde beş parasız? Şimdi ne halt edeceğiz Himmet ağabey? Resim ve Heykel Müzesi'ndeyiz. Daha doğrusu Resim ve Heykel Müzesi'nin tam karşısında bulunan küçük bir adadayız. Kardeşler Ankara'ya geldikleri gün bayram tatili olduğundan dolayı altın bozduramazlar. Şehrin orta yerinde parasız kalırlar. Ne yapacağız diye kara kara düşündükleri yer işte burasıdır. Ankara'ya yolunuz düşerse Resim ve Heykel Müzesi'ni ziyaret etmenizi tavsiye ederim. Ben şu an ziyaret edemiyorum. Tadilat varmış. Ölmek var. Ali Rıza'dan başkasına altın bozdurmak yok. Ölmek var, Ali Rıza'dan başkasına altın bozdurmak yok. Ankara'nın meşhur parklarından biri olan Güven Park'tayız. Kardeşler altınları bir türlü bozduramazlar. Parasız kaldıklarından dolayı günlerce suyla karınlarını doyurdukları yer burasıdır. İşte arkamda görmüş olduğunuz havuzdan günlerce su içmişlerdir. Havuz yeniden restore edilmiş, yeniden yapılmış. O günkü halinde değil. Su içtikleri havuz işte burasıdır. Şimdi hep birlikte sizi biraz Güven Park'ta gezdirmek istiyorum. Burada ben de bir küp buldum. Maalesef içinde altın yok. Bakın bakalım içinde neler varmış.
Böyle işaret unutulur mu be? Böyle işaret unutulur mu be? İki kavak ağacının arasındaki tahkerli beyaz binanın önündeki top ağaca sırtını verdin mi? Burnunun dikine 50 adım atacaksın. İşte hazine orada. Kora şehitleri anıtındayız. Kardeşler bu sefer define aramak için değil, defineyi gömmek için kazacak yer ararlar. Buldukları yerde işte burasıdır. Ben de bu vesileyle tüm Kore şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Gençlik Parkı'ndayız. Filmin Luna Park'taki kovalamaca sahneleri Gençlik Parkı'nda çekilmiştir. Gençlik Parkı içerisinde Luna Park halen duruyor. Tabii günümüzde parkta çok şeyler değişmiş. Birçok makinenin yeri değişmiş, kaldırılmış veya yerine yenileri yapılmış. Ama size bu vesileyle Gençlik Parkı'nı göstermek istiyorum. Ankara'nın meşhur Gençlik Parkı. Gençlik Parkı içerisinde bulunan Luna Park'ın kapısına geldik. Ancak kapalı. Belli saatleri varmış. Görevli arkadaşa söyledim. Yetkili olmadığını belirtti. O yüzden içeri almadı. Ben de size ancak buradan gösterebiliyorum. Yolunuz Ankara'ya düşerse Gençlik Parkı'nı bir gezin, dolaşın derim. Gençlik Parkı'ndan sizlere göstereceklerim bu kadar. Şimdi farklı bir mekana gidelim. Şöyle bir güzelce giyinelim Ali Rıza emmi. Şöyle bir güzelce giyinelim Ali Rıza emmi. Kardeşlerin kaldığı otele geldik. Otelin eski adı Stad Otel'miş. Otelin kapısında halen bir döner kapı var. Ama filmde gördüğümüz kapı değil. Değiştirilmiş. İşte kardeşlerin kaldığı otel burasıdır. Ali Rıza peşimizden gelebilir. Arkamıza göz kulak olalım. Bu Ali Rıza peşimizden gelebilir. Arkamıza göz kulak olalım. Durun. Ben size Ali Rıza gelir demedim. Dedi. Geliyor arkamızda. Cinnah Caddesi'ndeyiz. Kardeşler altınları tekrar gömmek için yola koyulurlar. İşte Ali Rıza peşlerinden gizlice geldiği sahne burada çekilmiştir. İşte bizim eve geldik. Ali Rıza altınların kokusunu alıp emin olduktan sonra kardeşleri kendi evinde ağırlar. Köyden eşleri de alıp geldikten sonra Ali Rıza'nın evine yerleşirler. İşte filmde Ali Rıza'nın evi burasıdır.
Kennedy Caddesi üzerinde bulunan İçişleri Bakanlığı'nın ek hizmet binasının önündeyiz. Kardeşlerin birbirlerinden altın çuvalını kaçırdığı ve ağabey Hikmet'in yük asansörüne bindiği yer burasıdır. İşte altınlar da bu binanın en üst katından saçılmıştır. Yoruldun mu Himmet ağabey? Yoruldun mu Himmet ağabey? İstersen ben taşıyayım. Olmaz. Ben ağabey. Altınlar bende duracak. Bülbül Deresi Caddesi'ndeyiz. Kardeşlerin polisin işaretini yanlış anlayıp polisten kaçtıkları sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Ama polis var. Hadi geçin. Geçin. Bizi çağırıyor. Aman yattım. Durun. Belletmeyin. İşte polisten kaçmak için bu merdivenlerden çıkarlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Sizler de çekmemizi istediğiniz filmleri veya dizileri aşağıya yorum olarak yazın. Biz de gidip araştıralım, çekelim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhaba. Ben Ümit Ateş. Yeşilçam filmleri nerede çekildi serisine bir yenisini daha ekliyoruz. En fazla yorum alan filmlerin çekim yerlerini araştırıp çekmeye devam ediyoruz. Bu hafta sizlerle Yeşilçam filmlerinden biri olan başrollerini İlyas Salman ve Şener Şen'in paylaştığı Çiçek Abbas filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. İlk olarak filmimizi kısaca bir hatırlayalım. Şakir'e çay yok. Ne demek Şakir? Sen bana nasıl Şakir dersin lan kelek? Ne diyor? Mahmut mu diyor? Şakir. Aşk bir otobüs tür binmesini bilmeli. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava at. Baban kime yabancı? Senin köyde sevgilin var mı? Yok. Hani vardı be Fatma. Bunu da kaçırdılar. Senin? Yok. Ya Şakir? Onu sevmedim ki. Çünkü biliyorum o da beni sevmiyor. Ben anamdan doğdum doğalı ensemden tokat eksik olmadı. Dedim gözlerinin rengi ne? Dedi ki kara sevda. ...1982 yılı yapımı olan Çiçek Abbas filminin senaryosu Yavuz Turgul'a ait olup yönetmeni Sinan Çetin'dir. Filmde İlyas Salman, Şener Şen, Pembe Mutlu, Ayşen Gruda, Ahmet Mekin ve İhsan Yüce gibi birçok usta isim yer almıştır. Film çekildiğinde İlyas Salman 33, Şener Şen ise 41 yaşındaymış. Ali Beyköy, Karadolap, Hafız Tanık Parkı'ndayız. Çiçek Abbas filmlerinin çekimlerinin yapıldığı meydan burasıdır. O zamanlarda burada bir meydan varmış. O meydanda minibüslerin Ali Beyköy son durakları bulunurmuş. Şimdilerde ise ne o meydandan ne de minibüslerden bir eser kalmamış. Film çekildiği zaman meydan olarak kullanılan yerde artık bir park ve yeşil alan bulunmaktadır. Birçok yapı yıkılmış. Yerine yeni binalar yapılmış.
Çiğdem Sokak'la Namık Kemal Caddesi'nin kesiştiği yerdeyiz. Abbas senetle ipotekli minibüs aldıktan sonra ilk olarak Nazlı'nın iş yerine gider ve Nazlı'yı iş yerinden alıp mahalleye getirir. İşte mahalleye korna çalarak giriş yaptığı yer burasıdır. Filmde kullanılan kahvehaneden hiçbir eser kalmamış. Yıkılarak yerine büyük bir apartman yapılmış. Aslında kahvehanenin olduğu yer bu kaldırıma denk geliyor. İşte Çiçek Abbas filminde kahvehane olarak kullanılan yer burasıdır. Yine kahvehane çekimleri sırasında bu trafoyu görürüz. Trafonun yanındaki direk olduğu gibi duruyor. Trafonun duvarının köşesindeki kırık olan yer halen duruyor. Şakir nişanlısı Nazlı tarafından minibüste başka bir kızla basıldıktan sonra Nazlı hızlıca evine doğru gitmek için işte buradan gelir. Peşinden Şakir ve Abbas da gelir. İşte o geldikleri yer burasıdır. O günlerde tam köşede küçük bir yapı varmış. Diğer yerlerin olduğu gibi de o yapı tamamen yok olmuş. Arkamda görmüş olduğunuz Karadolap Camisi'ni filmde birçok sahnede görürüz. Film çekildiğinde caminin yanında küçük bir iş yeri tarzında bir yapı varmış. O yapı tamamen yıkılarak camiye dahil edilmiş. Filmde camiyi gördüğümüz açılar yeni yapılardan dolayı görünmüyor. Çekimlerimize bir gün sonra tekrar devam ediyoruz. Bugün tekrar Ali Bey köye gelmek zorunda kaldım. Dün Yüksel abiyle bir röportaj yapmıştık buranın vatandaşlarından olan. Ancak o röportajda bir sorun oldu. Ben tekrar kendisiyle röportaj yapmak için geldim. Ancak kendisi şu an burada değil. Esnaflara da sordum. Burada olmadığını söylediler. Yüksel abi kusura bakma. Seninle röportaj yapmayı çok istedim tekrar. Kısmet değilmiş. İnşallah başka bir zamana tekrar görüşürüz. Evet, burada yine mahalle sakinlerinden İsmail abimiz var. Kendisiyle yine bir söyleşi yapacağız. Film hakkında bildiklerini, o dönemde yaşadıklarını bizlere aktarırsa çok seviniriz. Abi evet. O zamanlar çocuktuk. Ne olduğunu bilmiyorduk, koşturuyordular. Biz de kaçıyorduk çekiyorlar diye. Keşke çekilseydik, önlerine çıksaydık. Utanıyor muydunuz abi? Aynen öyle. Ya bir çekingenlik, bir utangaçlık. Aynen öyle. Ben bir mutlu hatta eve geldi. Perdenin korunajını indirmiştim aşağı. İşte o gün, o günlerde bir de abi insanlar arasında daha böyle maneviyat daha fazlaymış o herhalde. Zamanlar daha farklıydı, hayat güzeldi. Komşuluk, insanlar ilişkileri... her şey güzeldi. Kapılar açık kalıyordu geceleri. Evet. 2-3'e kadar dışarılarda oynardık biz, çocuktuk. Daha önceleri hiç demir parmaklık bile yokmuş evlerde. Evlerde tabii. Aynen, şimdi kapılar açıktı diyorum ya. Her yerde demir yoktu. Parmaklıklar sabaha var. Sabaha kadar tabii. Kapılar açıktı yani. Filmde Pembe Mutlu'nun evinin önündeyiz. Fehmi abi sağ olsun bize yardımcı oluyor. Tek tek yerleri gösteriyor. Evet abi
Buradan mı giriyorlardı? Evet, buradan giriyorlardı. Böyle çıkıyorlardı. Pembe Mutlu ile beraber aşağı iniyorlardı. Aile tarafından. Evet. Zaten böyle. Şenerçen'in evine gidiyordu. Şenerçen'in evi burasıydı. İlyas Hanman'da alt tarafta kalıyordu. Burasını yurt yaptılar şu anda. Burası Şenerçen'de. İlyas Hanman. Şenerçen işte İlyas Hanman burada bir gece konduda oturuyordu. Evet, Şenerçen'in evinin olduğu yerdeyiz şu an. Burada bir yurt yapılmış. Yani yurt burası, öğrenciler yurdu. Öğrenciler yani, yurdu. Evet, Şenerçen İlyas Hanman'da şurada bir gece kondu vardı. Gece kondu da kalıyordu. Gördüğünüz gibi o evden hiçbir eser kalmamış. Artık yerinde yeni bir yapı var. Ben burada isterim bir daha film çevirmesini isterim arkadaşlarımızın, yönetmenimizin. Antisleri burada görmek isterizdi. Ben de mahalleyi çok beğendim. Çok samimi, dostlukları gerçekten çok candan. Yani diğer gitmiş olduğum yerlere bakarak buradaki komşuluk ilişkileri halen bir tık daha üst seviyede. Burası yeni oldu. Şu kısım gece konduydu. Burası gece kondu. Şu park minibüs durağıydı. Eski minibüs durağıydı. En az 60 senelik minibüs durağımızdı. Ondan sonra minibüs durağımız kalktı. Buraya park yapıldı. Çiçek Abbas filmi komple burada çevrildi. Abi peki o zamanlar mı daha güzeldi burası, yoksa şimdi mi daha güzel? O zamanlar daha güzeldi. Eski zamanlar daha güzeldi. Bizim eski zamanımız burası daha güzeldi. Her insanlar burada var şimdi şu anda. Güzeldi. Minibüslerimiz vardı. Minibüsler hep gidiyorduk. Halbuki'ye gidiyorduk, Kore'ye gidiyorduk. Şimdi görüntü olarak daha güzel gözüküyor aslında filmde. Film biraz daha böyle çamur toprak görüyoruz. Ha, tabii o zamanlar çamur topraktı buralar. Bu parkımız. Burası minibüslerin son durağı. Minibüs durağın sonu. Yüksel abimize soralım bir de. Abi o zamanlar mı bu meydan daha güzeldi, yoksa şimdi mi daha güzel? O zamanlar daha güzeldi. İşte insan arabalar daha iyi dolanıyordu. Parkımız şimdi oldu. Gerçi böyle de daha iyi. Yeşillik oldu, biraz daha güzellik oldu. Yani görüntü olarak daha güzeldi ama maneviyat olarak herhalde. Maneviyat değil tabii. Daha önceki halimiz daha güzeldi. Minibüslerimiz vardı. İnsanlar çoktu. Canlılık vardı. Çok iyiydi. Mahalle sakinlerine, Yüksel abimize, Fehmi abimize, İsmail abimize çok çok teşekkür ediyoruz. Karadolap mahallesindeki çekimlerimizi tamamladık. Bir başka mekanda görüşmek üzere. Beyköy'de Çiçek Abbas filmi ile ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Şimdi farklı bir mekana gitmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yıllarda yapmış olduğu Ali Beyköy kadastro çalışmalarının havadan çekilmiş fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Kapanı Atatürk Köprüsü'ndeyiz. Nazlı ile Abbas Ferdi Tayfur'un filmini izlemek için sinemaya giderler. Sinemadan çıktıktan sonra biraz da gezerler. İşte buraya gelirler. O sırada arkada Sokullu Mehmet Paşa Camisi'ni görürüz. Yine burada Nazlı ile Abbas tarihi yarımadayı izleyip sohbet ederlerken Süleymaniye Camisi'ni ve Beyazıt Kulesi'ni görürüz. Tabii o zamanlarda metro köprüsü yokmuş.
yine aynı köprüyü farklı bir açıdan görürüz. Köprünün korkuluk demirlerinin yükseldiğini görüyoruz. Boğaz Kesen Caddesi'ndeyiz. Nazlı iş yerinden paydos ettikten sonra işte burayı görürüz. Burada gördüğümüz tarihi yapı hala yerinde duruyor. Fatih'te Bozdağ'ın su kemerlerinin hemen önündeyiz. Abbas, Nazlı'yı Şakir'e kaptırmamak için nikaha yetişmeye çalışırken burayı görürüz. Abbas işte buradan gelir ve evlendirme dairesine doğru gider. Fatih'te Genç Türk Caddesi'nin başındayız. Şehzade Mehmet Camisi'nin karşısındayız. Bir zamanlar burada evlendirme dairesi varmış. Ancak 2006 yılında yıkılarak yerine yeşil alan yapılmış. Nikah sahneleri burada yıkılan binada çekilmiştir. Biraz daha detaylara baktığımız zaman köşedeki bina olduğu gibi yerinde duruyor. Abbas buraya geldiği zaman ve Nazlı'yı kaçırırken evlendirme dairesini ve karşısındaki binayı görürüz. İşte o bina da burasıdır. Kennedy Caddesi üzerinde bulunan Sarayburnu sahilindeyiz. Filmin final sahnesi burada çekilmiştir. Abbas Nazlı'yı nikah masasından kaçırır. Minibüsüyle birlikte yola koyulurlar. Minibüsün içerisinden işte burayı görürüz. Aşığı olarak seviyorum bu tür şehir turu yaptıran filmleri. Çiçek Abbas filminde de dönemin İstanbul'unu görüyoruz. Arabesk müziğin zirve yaptığını görüyoruz. O dönemlerde insanlardaki samimiyeti, arkadaşlığı, temiz kalpliliği ve sevgiyi görüyoruz. Filmde eski İstanbul karelerini gördükçe bizleri adeta o yıllara alıp götürdüğünü hissediyoruz. Bu arada Yeşilçam müziklerini piyanosuyla bizlerle buluşturan ve birçok videomuzda olduğu gibi bu videomuzda da bana müzikleriyle eşlik ettiği için Yasin Aksoy abimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisinin kanalına da şuradan abone olabilirsiniz. Bu tür müziklerin devamı için kendisine destek verebilirsiniz. Videomuzun daha sonuna geldik. Bana verebileceğiniz en büyük destek kanalımıza abone olup videoyu beğenmek olacaktır. Ayrıca beni Instagram hesabımdan da takip edebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Yeşilçam filmleri nerede çekildi videolarımıza hızla devam ediyoruz. Bu videomuzda büyük usta Kemal Sunal'ın Üçkağıtçı filminin çekildiği yerlerle devam ediyoruz. İlk olarak filmi kısaca hatırlayalım. Boşuna dere boyuna gitme, yağmur yağmayacak. İyi adamdır Sabri amca. Olmayacak duaya amin diyorsun. Arif Efendi kıçını yırtsa yağmur yağdıramaz. Demek hastalık gizli yerinde. Arkadaşlar dışarı çıkın da derdine bir çare bulayım. Halkın menfaati seninkinden çok daha üstün. Melek Hanım, ben kolay kolay hazırlanamam. Bavullarımı hazırlamam yalnız 20 sene sürer. Beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. 1981 yılında gösterime giren filmin yönetmeni ve senaristi Natuk Baytan'dır. Filmde Kemal Sunal, Ali Şen, Turgut Özatay, Reha Yurdakol, Nizam Ergüden, Ülkü Özen ve birçok usta isim yer almıştır. Kemal Sunal bu filmde Rıfkı karakterini canlandırmıştır. İstanbul Sarıyer'e bağlı Bahçeköy'deyiz. Filmde belediye binası olarak kullanılan yer işte burasıdır. Filmde görmüş olduğumuz bina yıkılmış. Yerine Sarıyer Belediyesi'ne ait konuk evi yapılmış. Belediye reisi Rıfkı işte buradan balkon konuşması yapar. Filmdeki bakkal ve kasap sahneleri işte tam konuk evinin karşısında yer alan bu dükkanlarda çekilmiştir. Filmde görmüş olduğumuz dükkanlar yıkılmış, yerine yeni bir bina yapılmış. Mevcut yerlerde farklı iş yerleri faaliyet göstermekte. Kasap sahnesindeki buradaki çeşmeyi kısmen görürüz. Yine Bahçeköy'de Adnan Menderes Caddesi üzerindeyiz. Bahçeköy Merkez Camisi'nin tam karşısındayız. Filmde manav olarak kullanılan dükkan işte bu köşedeki dükkandır. Tabi dükkanın bulunduğu bina yıkılarak yerine yeni bir bina yapılmış. Filmde manavın tam karşısında gördüğümüz bu bina olduğu gibi yerinde duruyor. Belediye reisi Rıfkı ve adamları işte bu sokaktan gelirlerken arkada gördüğümüz yapı halen yerinde duruyor. Thank you.
Bahçeköy'den sizlere göstereceklerim bu kadar. Şimdi farklı bir mekana doğru yola çıkalım. Bu arada Bahçeköy'ün 1970-2017 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından kadastro çalışmalarının havadan görüntülenmiş fotoğraflarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Sarıyer'e bağlı Zekeriya Köy'deyiz. Birçok filme ev sahipliği yapmış olan Zekeriya Köy'de daha önceden Ferdi Tayfur'un Huzurum Kalmadı filminin çekildiği yerleri göstermiştik. Filmin ilk dakikaları burada çekilmiştir. O zamanlar burası tamamıyla köy hayatı yaşarken şimdilerde o yaşamdan bir eser kalmamış. Rıfkı köyüne gelir. Köy halkının Arif Efendi'nin peşine takılarak yağmur duası çıktığını görür. O sırada arkada Zekeriya Köy Merkez Camisi'ni görürüz. Günümüzde camiye ek bir yapı yapılarak cami genişletilmiş. Yeniden restore edilmiş. Caminin çatısına baktığımızda iki farklı çatısı olduğunu görüyoruz. Filmde gördüğümüz çatı arka tarafta kalmış. Rıfkı boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak der. Arif Efendi buna çok sinirlenir. Ne dediğin? Diyerek tepki verir. İşte o sırada arkamda görmüş olduğunuz bu tarihi ağacı görürüz. Ağaç halen yerinde duruyor. Boşuna dere boyuna gitmeyin. Yağmur yağmayacak. Ne dedin? Yağmur yağmayacak dedim. Köylü sahtekar Arif Efendi'nin peşinden gittikten sonra Rıfkı'nın yanına cami hocası olan Murat Hoca'nın hoş geldin dediği yer ve Arif Efendi'nin sahtekarlığı üzerine kısa bir sohbet ettikleri yer işte burasıdır. Hoş geldin evladım. Hoş bulduk. Bir çift eşek aldım. Bir çift eşek aldım. Nasıl, iyi mi? Yine aynı yerde satılmış ağıyla Sabri'nin kaybettikleri iddia sonucunda Rıfkı'yı sırtına alıp eşek gibi bağırdıkları yer işte burasıdır. Filmde satılmış ağanın komşu köy olarak köylülerin beynini yıkadığı kahvehane işte burasıdır. Kahvehanenin penceresinden buradaki yapıları görürüz. Rüstemlerin Ahmet'i olarak bildiğimiz kütürüm yani sakat olan köylünün evi burasıdır. Asmaladık Rüstem. Güle güle doktor. Odunların yığılı olarak gördüğümüz yerde günümüzde sağlık ocağı var. Yine aynı mekanda satılmış ağayla Sabri'nin gelirken arkadaki evin pirket bahçe duvarını görürüz. Selam Rüstem ağa. Selam satılmış ağa. Bu satılmış hergelesinin bir kişi hakkından gelecek, o da Rıfkı.
Bu satılmış hergelesinin bir kişi hakkından gelecek, o da Rıfkı. Hasan Ağa adamı Durmuş'la birlikte Rıfkı'yı belediye reisi yapmanın planlarını işte burada yapmıştır. Gördüğümüz yapıdaki soba borusu deliğini hala günümüzde de görüyoruz. Ayrıca evin tam köşesindeki elektrik direği de hala yerinde duruyor. Zekeriya Köy'de Soğuk Su Sokak'tayız. Rıfkı Nuriye'yi görüp Nuriye diye seslendiği sokak bu sokaktır. Nuriye! Nuriye! Rıfkı'yı elinde bavullar ile işte burada görürüz. Köşedeki ahşap bina halen yerinde duruyor. Sokaktaki birçok ev yıkılmış. Yerine yeni yapılar yapılmış. Yine aynı sokağın başında Nuriye'yi görürüz. Arkada gördüğümüz beyaz binanın yerinde günümüzde PTT binası var. Binanın dışı yeniden yapılmış ve rengi değiştirilmiş. Rıfkı belediye reisi olduktan sonra mıntıka temizliği yaptırır. O sırada köy kadınlarının ellerinde süpürge ile evlerinin önünü süpürdükleri yer yine bu sokaktır. Memnun musunuz? Sayende çok memnunuz. Allah razı olsun. Zekeriya Köy'deki çekimlerimizi tamamladık. Bu köyde yine Kemal Sunal filmlerinden biri olan Gerzek Şaban filmi de çekilmiştir. Tokatçı filminde çok kısa bir görüntü kullanılmıştır. Bu filmlerin çekim yerlerini başka bir videoda göstermeyi düşünüyorum. Hem aklımda hem düşümde bir sızı yar içimde damla damla gözlerimde bilemezsin görmeyince. Aha yağmurcular geliyor. Aha yağmurcular geliyor. Gümüşdere'de Sancaktar Sokak'tayız. Arif Efendi ve köylüler yağmur duasından dönerlerken işte burayı görürüz. Köşedeki ahşap yapı yeniden restore edilmiş. Sokağın tam karşısındaki yapı hala yerinde duruyor. Köylüler yağmur duasına giderlerken Zekeriya Köyü görürüz. Yağmur duasından gelirlerken Gümüşdere'yi görürüz. Filmdeki ayrı bir şey ise köylüler yağmur duasından geldikleri sırada her yer ıslak ve çamur içindedir. Yine Arif Efendi ile köylüler yağmur duasına çıkarlarken burada gördüğümüz ahşap yapı ve yanındaki bina halen yerinde duruyor. Hatta diğer binanın soba borusu deliği bile yerinde duruyor.
Aslında bu filmde Kemal Sunal'ın birçok filminin harmanlandığını görürüz. Mirasını almak için yollara düşen Rıfkı'nın akrabaları tarafından kandırılmasını Sakar Şakir filminde de görürüz. Bir miras alacağız, rahat bırakmıyorlar. Tokatçı filminde kız isterken başlık parasını kendisi yükseltirken 550 mi dedim? Az demişim. Hasan emmi başlık parasını 600 bin yaptı. Üçkağıtçı filminde başlık parasına enflasyon zammı olur. Demek ki hayat 7 misli arttı. Onun için senin başlık parası da 7 misli arttı. Yine başlık parası muhabbeti Kibar Feyzo filmini hatırlatır. 1974 lira 75 kuruş. Benim haftalığım var. 25 kuruş da benden enişte. Ula eşek, ula eşek. Kimin parasını kime verirsen? Üçkağıtçı filminde Rıfkı'nın belediye reisi olduğu zaman lengeli fetür şapka taktığında hangi iki filmi hatırladığınızdan eminim. Hatırlamayanlar için ben hatırlatayım. Eli elime değdi de hem ben yandım hem kendi. Eli elime değdi de hem ben yandım hem kendi. İşte o şapka bize Kibar Feyzo filmini hatırlatır. Seninki biraz eskimiş ha. Seninki biraz eskimiş ha. Benimki eskimiş ha. It only it. Bir diğeri ise rüşvetçi, dini değerler üzerinden vatandaşı kandıran, üçkağıtçı bir siyasetçi olan Zübük filmini hatırlatır. İşte üçkağıtçı filmini izlerken aynı zamanda Kemal Sunal'ın diğer filmlerini de hatırlamış oluruz. Kısaca o filmleri de izlemiş gibi oluruz. Ha bir de unutmadan, siz hiç flüt ile zurna sesi çıkartabilen yetenek gördünüz mü? Üçkağıtçı filminde öyle bir yetenek var. Yine filmle ilgili birkaç şey daha söylemek istiyorum. Kahvehanede Yağmurcu Arif Efendi ile iddiaya girdikleri sahneyi hatırlıyorsunuzdur. Yıllarca Almanya'da çalışan Rıfkı'nın cebinden 50 bin lira çıkarken sahtekar Arif Efendi'nin cebinden daha fazlası çıkar. Bu da demek oluyor ki sen yıllarca gurbet ellerde çalışsan bile yine de din tüccarlarının kazandığı parayı kazanamazsın. Filmdeki en büyük sosyal mesajlardan biri köy halkı diyanete bağlı cami imamına bile inanmayıp sahtekar din tüccarına inanmalarıdır. Hurafelerle kendilerini kandıran sahtekarın peşine takılıp ve bunun karşılığında bir de para vermeleridir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bugün bana eşlik eden değerli amcam Recep Ateş'e ve kuzenim Ramazan Ateş'e sonsuz teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Melek Hanım, ben kolay kolay hazırlanamam. Bavullarımı hazırlamam yalnız 20 sene süre. Beni hatırlayın. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Beni hatırlayın. Beni hatırlayın. Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Bu videomuzda hayat pahalılığı, serbest piyasa ekonomisi, kaçakçılık, vergi kaçırma, yasa dışı faizcilik, üçkağıtçılık, dolandırıcılık, yalancılık, ikiyüzlülük, menfaatçilik gibi konuları ele alan Kemal Sunal'ın başrol oynadığı Yoksul filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. 1986 yılı yapımı olan Yoksul filminin yönetmeni Zeki Ökten'dir. Senaryosu Umur Bugay'a ait olan filmin yapımcısı Şeref Gür'dür. Filmde Kemal Sunal, Yaman Okay, Şehnaz Dilan, Kerem Yılmazer, İsmet Kazancıoğlu, Osman Cavcı gibi birçok usta isim yer almıştır. Film dram, duygusal ve komedi kategorilerinde yer almıştır. Videomuza başlamadan önce filmde en çok sevdiğiniz replik hangisidir? Yorumlarda belirtin. Abali oluyorsun bu yılışık herifle. Aa, sen de benim her şeyime karışıyorsun ama. Karışacağım tabii. Ne demek? Sözlüm değil misin?
En iyisini sen yapıyorsun Kerim abi. Bir telefonun bir kendin. Senin patronun bu hanı soydu soğana çevirdi. Sallanmayın da de haydi. Lan elektronik beyin mi var bende şıppadanak hesabını çıkaracak? Aksın! Sana bir haberim var. Ayın 15'inde babana geleceğim. Anlamadım. Leyla gelmedi. Gelmesin ne olur. Şöyle böyle diyorlar. Ne yapacak? Dövecek mi? Senin dilin çok uzadı. Uzar, uzattırıyor. Ne var lan? Çay yok, yok için. Beni hatırlayınız. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum. Beni hatırlayınız. İstanbul Fatih'e bağlı Eminönü'ndeyiz. Filmin ilk sahnesinde Eminönü'nden bir görüntü görürüz. O görüntü o yıllarda işte bu noktada bulunan üst geçitten çekilmiştir. O üst geçidi o yıllarda havadan çekilmiş olan fotoğraflarda size göstermek istiyorum. Günümüzdeki Galata Köprüsü tarihte buraya yapılmış 5. köprü olarak bilinmektedir. Günümüzdeki kullandığımız Galata Köprüsü bir önceki köprünün birkaç metre kuzeyine yapılmış. O yüzden filmde biraz daha ileride görmekteyiz. Filmde ilk olarak Galata Kulesi'ni, eski Galata Köprüsü'nü, Eminönü Yeni Camii, Mısır Çarşısı'nı ve buradaki tarihi yapıları görürüz. Thank you.
Evet arkadaşlar, şu anda Büyük Abut Efendi Han, değil mi abi? Evet. Büyük Abut Efendi Han'ın içindeyiz. Yoksul filminin çekilmiş olduğu han. Burada bir abimizle karşılaştık. Metin abimiz bize bazı bilgiler verecek filmle ilgili. Metin abimize ayrıca burada Yoksul ismiyle hitap ediyorlar. Evet, Yoksul diye çağırıyorlar. Yeni yoksul benim, yoksul diye çağırdılar, evet. Abi çok güzel ya, yoksulun evet. isminin burada tekrar yaşatılması, böyle hitap edilmesi çok güzel bir şey. Evet. Size nasıl bir duygu veriyor? Çok çok iyi bir duygu ya. Kemal Sunal rahmetli yerinde çalışmak çok güzel bir duygu. Dünyanın her yerinde buranın ziyaretine geliyorlar. Bizim ziyaretimize geliyorlar. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi yani? Her gün mü yoksa haftada böyle gelenler oluyor mu? Oluyorlar, her gün geliyorlar. Mesela yurt dışında gelen oluyor, merak ediyorlar, geliyorlar. Her gün gelip fotoğraf çekiniyor arkadaşlar, evet, gidiyor. Peki abi, burası o dönemlerde çekildiği zaman sanırım siz o zamanlar daha küçüktünüz, gençtiniz. Tabii aynı. Peki el mi değiştirdi burası yoksa? Yok, aynı devam ediyor. Aynı devam ediyor. Bizim şu an önceki çalıştığım abimiz rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Allah razı olsun. Şu an onun oğlunun elinde, o çalıştırıyor. Abi bir de buradaki bazı dükkanlar farklı mekanda çekilmiş. Bu konuyla ilgili bilginiz var mı? Mesela beyaz eşya mağazası, konfeksiyon. Tabii o filmde ilave yapmışlar. Mesela beyaz eşya ilave yapmışlar. Yukarıda konfeksiyon ilave yapmışlar mesela. Farklı mekanlarda çekilmiş. Tabii aynı. Çünkü o konfeksiyon çok büyük. Mesela burada çekilmemiş. Burada öyle büyük bir yer yok çünkü. Abi bir de bu tepsi o zamandan kalma mı? Yoksul tepsi şu an burada. Şu mu? Yok, şu an burada değil. Yukarıda şu an depoda, biz daha o salgından dolayı indirmedik. Onu da indireceğiz inşallah. İnşallah abi. Bir dakika çekimde geldiğinizde onu da şey yapacağız. İnşallah. Bu arada yoksulun çayını da içiyoruz. Tabii yoksul çayı içmedik. Yoksul çayı da içmedik demeyiz. Millet nerelerden geliyor çay içmek için? Eyvallah abi. Abi biz burada biraz çekimler yapalım, size de fazla engel olmayalım. Aynen. Çok teşekkürler abi. Zengin. Yaz 5 tane daha yaz. Nasıl bir şey? Eşek yükünün para kaldırıyorsunuz. İçin. Mahmut Bey bugün 6 çay içmedi. Gel lan. Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç çay içtiğinin hesabını yapan var da. Cız. Boş kaldıkça cız anasını satayım. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Şimdi filmle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Filmde arabesk müziğin zirve yaptığını
bizlere çok iyi anlatmışlar. Filmin başından sonuna kadar onlarca sanatçımızın seslendirdiği arabesk şarkıları duymaktayız. Yalnız bir sahnede hariç, yoksulun küçücük teybinde, küçücük radyosunda türkü dinlediğini görüyoruz. Filmi izlerken aynı zamanda karışık bir arabesk müzik listesi dinlemiş kadar oluruz. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Şekere zam geliyor ona göre. Devir ekonomi devri diyor Süleyman Bey. Kemerler sıkılacakmış. Yoksul filmi işçinin ne kadar ezildiğini tam anlamıyla vurgulamıştır. İşçinin hakkını alamaması ve sesini çıkaramaması gibi birçok işçi sorunu işlenmiştir. 15 gün tuttular, kim çalışıyor kız? Söyleyeceğim vallahi. Ben de söyleyeceğim. Hiç değilse mavi kartımızı alsın. Hem sigortasız işçi çalıştırır hem de işi bırakıyorum deyince polis çağırır. İşte bu sahne bile işçinin ne kadar baskı altında olduğunu anlatmaya yetmiştir. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha? Cezasını biliyor musun? Polis çağırırım. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyorum şimdi ben? Buna benzer onlarca sahne var filmde. İmar affının çıkmasını bekleyerek köşeyi dönmeyi planlayanlar. Şu imar affı çıkarsa seni evlendiririz diyor baba. Hikaye. İnsana piyango çıkacak ki. Filmde rüşvet konusu da çok iyi işlenmiş. Göreceksin. Görmezsen bir yere gelemezsin. Bir memur sıkışmış geliyor Şevket abi. Tak söyletmeden. Göreceksin. Görmeden bir yere gelemezsin bu memlekette. Adam icabında müsteşar. Şevket Bey diyor. O yıllarda hayali ihracatın cirit attığını açıkça vurgulamışlar. İhracat var. Anlaşıldı. Gene seferberlik başlıyor. Hayali Havanak, hayali. Kerim Bey yoksula ilk teklifini 50-50 yani yarı yarıya diyerek yapıyor. Vereyim ocağın hava parasını, sen çalıştır. 50-50. Ama sonra iş ciddiye binince pazarlığa %20 hisse senin diyerek başlıyor. %20 hisse senin. Az mı? Az oluyor Kerim abi. İnsan sevdiği tarafından sömürüldüğünü anlasa da bir türlü kabullenememesi ve bunun nasıl bir hayal kırıklığı olduğunu Kemal abimiz oyunculuğuyla yoksul karakterinde bizlere fazlasıyla göstermiş. Yoksulun sevdiğine kocaman müzik seti alıp kendisinin küçük bir radyodan müzik dinlemesi ne kadar acı. Yoksul Rahmi'nin hayatını kurtardı. Rahmi iyileşti, işinin başına döndü. Ancak yoksula bir teşekkür bile etmedi. Burada bile aslında insanlardaki sınıf ayrımını görebiliyoruz. Yoksul zengin biri olsaydı sizce Rahmi Bey teşekkür etmez miydi? Toplumsal baskılar, haksızlığa karşı sessiz kal baskısı bu filmde çok güzel işlenmiş. Patronunu vurmaya gelen adama veya ortağını vurmaya gelen adama yapılan müdahale sonrası ben gördüm lafına Süleyman Bey'in "Sen karışma oğlum, mahkemeyle mi uğraşacağız?" diyerek haksızlığa karşı sessiz kalmasında baskı yapması tamamen içler acısıdır. Gördünüz değil mi? Gördünüz. Öldürecekti beni. Hepiniz şahitsiniz değil mi? Ben gördüm. Sen karışma oğlum, mahkemeyle mi uğraşacağız bir daha? Lüks araba düşkünü olan kızları görmekteyiz. Bunda bir araba var. Çalışan kızlar için çirkin düşünceler içerisinde olan şerefsizleri de görmekteyiz. Sen buna bir şey yapıyor musun? İyi parça ha. Ulan sen de amma pissan parasın ha. Bu filmde bir dürüst çaycıya karşı koca bir sahtekar ordusu görüyoruz. Kısacası bu film o dönemin yaşam şeklini çok iyi anlatan bir başyapıttır. Özel sektörün işçiyi sömürdüğünü, parası ve işi olanın düzeni yönettiğini, insan haklarının ve çalışma şartlarının ne kadar kötü olduğunu bizlere tüm detaylarına kadar anlatan psikolojik bir filmdir. Filmde usta yönetmen ve senarist Zeki Demirkubuz'u işportacı olarak görmekteyiz. Burada hiç giden gelmiyor. Süleyman abi görüyorsun durumu. Tezgahın başından ayrılamıyoruz ki. Sosyete Şaban filminde postacı karakterini canlandıran İskender Bağcılar'ı Yoksul filminde de postacı olarak görmekteyiz. Filmin sonunda yoksul patron olup sınıf atlamıştır. Gördüğü onca sömürüden ve eziyetten sonra o da patronu Süleyman Bey gibi biri olmuştur. Ne oluyor aslanım? Bu ne bolluk? Taş şeker koyuyorsun böyle. Müşteri öyle istiyor patron. Müşteri ister, sen ona bakma. Maksat israf olsun. Çekim hataları. Avukat saat 14'te adliyede olmam gerekiyor diyor.
Oysa saat 14.50. Bana müsaade. 14.50'de olmam gerek. Müsaade sizin. Allah aşkına rahatsız olmayın. Rica ederim. Ne demek? Leyla bana bir çay getir diyor. Yoksul da büyük bardakta 5 şekerli diyor. Ama yoksul tostla birlikte kola getiriyor Leyla'ya. Bana bir çay getir. Büyük bardakta 5 şekerli. İki de tosttur. Çift kaşarlı. Leyla 50 saniyede 2 tost yer, 1 kola içer ve muzun da yarısını yer. Süleyman Bey'e mahkeme celbi gelmiştir. Yoksul elinde 3 askılı çaycı tepsisiyle Kerim Bey'e müjde vermeye koşar. Ancak yukarı çıktığında elinde tepsi yoktur. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Bu videoda bizlere desteğini esirgemeyen İş Hanım'daki Metin ve Mehmet abimize sonsuz teşekkürler. Ayrıca bu videonun fikir kaynağı olan Atiye Çelik kardeşime sonsuz teşekkürler. Ve bugün bana eşlik eden değerli amcam ve kuzenim Ramazan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nerede çekildi serimize yeni bir video eklemek için yollara düştük. Bu hafta sizlere Kemal Sunal ve Oya Aydoğan'ın başrollerini paylaştığı 100 numaralı adam filminin çekildiği yerleri göstermeye çalışacağım. Videomuza geçmeden önce filmde en çok sevdiğiniz replik hangisidir yorumlarda belirtin. 1979 yılında gösterime giren 100 numaralı adam filminin yönetmenliğini Osman Seden üstlenmiştir. Filmde Kemal Sunal, Oya Aydoğan, Cem Erman, Ali Şen, Leman Akçatepe, Feridun Şavlı, Asım Par, Osman Seden gibi birbirinden değerli birçok usta isim yer almıştır. Videomuza başlamadan önce filmi kısaca bir hatırlayalım. Durağımız Fatih'e bağlı Can Kurtaran. Filmin birçok sahnesi burada çekilmiştir. Şaban'ın kardeşleri Şaban'a bir oyun ederler. Kasap Hayri'nin yeğeni Zeynep'in kendisine aşık olduğu yalanını söylerler. Şaban kardeşleriyle birlikte Zeynep'i görmek için geldiği yer Can Kurtaran tren istasyonudur. İstasyon kapalı olduğu için sizlere tam olarak gösteremiyorum. Ancak o sırada gördüğümüz yapıların bir kısmını günümüzde de görebiliyoruz. Özellikle Akbıyık Camisi'nin minaresini görmekteyiz. Thank you.
Can Kurtaran Caddesi'ndeyiz. Ayşe ile Şaban otobüste rastlaşırlar. Ayşe halk kahramanı olarak göstereceği kişiyi bulmuştur. Şaban'ın peşinden buraya kadar gelir. Şaban'la konuştukları yer işte burasıdır. O sırada görmüş olduğumuz ev işte bu evdir. Demir parmaklıkların bile halen yerinde olması gerçekten sevindirici. Yine Can Kurtaran Caddesi'ndeyiz. Zeynep'in evi işte bu evdir. Zeynep bu balkondan Şaban'a seslenir. İp ve bohçasını işte bu balkondan atar. Can Kurtaran Caddesi'nin biraz gerisindeyiz. Şaban, Zeynep'ten kaçarken gördüğümüz yer işte burasıdır. Arkadaki tarihi doku halen yerinde duruyor. Burada bir şey daha belirtmek istiyorum. Zeynep'in evi hemen az ileridedir. Şaban, Zeynep'ten kaçtıktan sonra Şaban'ı tekrar aynı caddenin biraz gerisinde görürüz. Yani burada görürüz. Can Kurtaran Caddesi'nde devam ediyoruz. Ayşe arabasıyla Şaban'ı almaya gelmiştir. Şaban'ın dili tutulur. Ayşe arabasının başında Şaban'ı bekler. İşte o sahne burada çekilmiştir. O sırada gördüğümüz yapıda restorasyon çalışmaları olmuş. Ufak değişiklik haricinde demir parmaklığı bile aynı yerinde duruyor. Yolun solunda, bana göre sağ, size göre sol tarafında ise tren yolunu görürüz. Şaban'la Zeynep raylarda yürüyerek giderlerken peşlerine amca kasap Hayrit takılır. O sırada amcalarını gördüğümüz sahne sırasında ahır kapı fenerini net olarak görürüz. Ancak ahır kapı feneri istasyonun diğer tarafındadır. O tarafa geçemediğim için size o açıdan ahır kapı fenerini gösteremeyeceğim. Şaban'ın kasap Hayri'den kaçtığı sahnede Can Kurtaran üst geçidini görürüz. O üst geçit de günümüzde yerinde duruyor. Yine Can Kurtaran'da ter bıyık çıkmazı sokaktayız. Şaban konserve kutusuna tekme atıp bakkalın camlarını indirmiştir. Bakkalın sahipleri Şaban'ı kovalamaya başlar. Şaban işte bu sokaktan geldiği sırada bu tarihi çeşmeyi ve tarihi dokuları görürüz. Tarihi dokuların üstünde yapılmış yapıyı görürüz. Ancak o yapı yıkılmış.
bakkal sahipleri Şaban'ı bir sokakta sıkıştırmıştır. Şaban karate hareketleri yaparak adamları korkutmaya çalışır. O sırada gördüğümüz yapıdan artık eser kalmamış. O yapının olduğu yer işte burasıdır. Geçen yıla kadar yerinde olan yapıdan artık eser yok. İşte Şaban burada sağlam bir dayak yer. Karate hocasına güneş çarptı der. Dayak yedin galiba. Ayıp etsin hocam. Şey çarptı. Ne çarptı? Güneş çarptı. Her mevsim böyle olurum. Sultanahmet Meydanı'ndayız. Şaban'ın kardeşleri Şaban'a oyun ettikten sonra Şaban'ı Zeynep'le baş başa bırakırlar. Ve kardeşler buraya gelir. O sırada arkada işte burayı görürüz. Zaten kim ben sizin dostunuzum dese o atıyor kazığı. Zaten kim ben sizin dostunuzum derse o atıyor kazığı. Helal olsun abi. Fatih'e bağlı Şehit Mehmet Paşa sokaktayız. Şaban'ın reklamını yaptığı konservenin kötü olduğu halk tarafından yüzüne vurulur. Şaban'ın morali bozuk şekilde Ayşe ile yürüdükleri sokak bu sokaktır. İşte o zamanlarda burada bulunan bakkaldan gazoz almak için geldiği sırada reklamını yaptığı buzdolabının bozuk çıktığı bakkal tarafından bir kez daha yüzüne vurulur. Şaban'ı bakkal içerisinden gördüğümüz sırada Sokullu Mehmet Paşa Camisi'nin minaresini görürüz. O sırada arkada gördüğümüz ahşap yapı yıkılmış, yerine bu bina yapılmış. Eminönü'ndeyiz. Filmde Ayşe karakterinde olan Oya Aydoğan, halkın içinden yeni bir kahraman çıkarmak için vatandaşların fotoğraflarını çekmeye başlar. İşte o fotoğrafları çektiği yerler Eminönü civarıdır. O sahnelerde eski Galata Köprüsü'nü, Galata Kulesi'ni, Eminönü Yeni Camii, Eminönü'ndeki eski üst geçidi ve birkaç tane daha Eminönü'nden farklı kareler görürüz. Yine filmde Şaban'ın reklam çekimleri sırasında eski Galata Köprüsü'nü görürüz. Zeytinburnu Zübeyde Hanım Caddesi ile Adnan Kahveci Sokağı'nın kesiştiği yerdeyiz. Filmde kullanılan gecekondudan ve çevresinden en ufak bir eser bile kalmamış. Gecekondunun yeri işte tam burasıdır. O yıllarda burada bulunan bir fabrika varmış. O fabrikanın yerine görmüş olduğunuz otel yapılmış. Burası olduğunu nereden bilelim? En ufak işaret bile yok diyecek olan arkadaşlar var. Geçmiş yıllara ait havadan çekilmiş olan fotoğraflara baktığımızda filmde gördüğümüz fabrikayı otelin olduğu yerde görmekteyiz. Ayrıca filmin ilk dakikalarında tren raylarında köprü gibi bir yapı görmekteyiz. O yapıyı da havadan çekilmiş fotoğraflarda görebiliyoruz. Çekimler evin hem ön hem arka tarafında yapılmış. Bir zamanlar gecekondu mahallesi olarak gördüğümüz yerler günümüzde yapılaşma yarışına girmiş. İşte gecekondunun olduğu yer burasıdır. Tüm olay burada gerçekleşmiş.
evin olduğu yerden sizlere göstereceğim fazla bir şey olmadığı için buradan hemen farklı bir mekana doğru yol alalım. Sarıyer'de tarihi Balıkçılar Çarşısı, Yeni Mahalle Caddesi'ndeyiz. Şaban'ın reklam filmleri çekimleri sırasında işte burada görürüz. O sırada tarihi yapıyı ve çeşmeyi görürüz. Evet arkadaşlar, değerli abonelerim, çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Hava karardı, akşam oldu. Ben de mini stüdyomuza geldim. Burada filmle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Filmde benim en çok duygulandığım sahne, Şaban'la Zeynep'in bir çay bahçesinde otururlarken onu tanıyıp yanlarına gelen teyzelerin "Biz sana inandık bir kere oğlum" sözüne "Bana mı?" demesidir. Bana çok hüzünlü gelir o kelimesi. Biz senin gibi milyonlar kazanamıyoruz. Neden paramızı o kokmuş şeylere verdiriyorsun? Biz sana inandık bir kere oğlum. Bana mı? Diğer sahne ise, "Ben senin gibi lüks evlerde oturamam. Ama bir gün sen benim yaşadığım Gecekondu mahallesine gelirsen o zaman görürüm nazik poponu" dediği sahnedir. Ama bir gün sen benim oturduğum Gecekondu'ya tıkılırsan o zaman görürüm nazik götünü. Filmin diğer duygusal anları Şaban'ın annesine olan ilişkisidir. Şaban'ın annesini canlandırdığı Leman Akçatepe tam bir Türk anasıdır. Her ne olursa olsun oğlunu desteklemektedir. Şaban da ona olan sevgisini sürekli dillendirir. "Seni saraylarda yaşatacağım ana" repliğinin tekrar tekrar söylendiği filmdir. "Üzülme sen ana, saraylarda yaşatacağım seni. Bana inanıyorsun değil mi?" "İnanıyorum." Bu arada Leman Akçatepe, rahmetli Halit Akçatepe'nin annesi olduğunu hatırlatalım. Bununla birlikte bilmeyenler için Ali Şen de usta oyuncu Şener Şen'in öz babasıdır. Şaban işsizken "Baba karnım çok ağrıyor, azıcık süt içeyim" der. Babası "Hastayken süt dokunur" diyerek cevap verir. "Midem çok fena, biraz süt koysan?" "Olmaz, bozuk mideye dokunur." "Hastalara verirler baba." Şaban reklam yıldızı olunca babası kendi elleriyle süt verir. "Şaban oğlum, gel bak süt sağdım sana, hem de kendi ellerimle." Olacak o kadardan tanıdığımız Ali Demireli bu filmde trendeki yolcular arasında figüran oyuncu olarak görmekteyiz. Şaban'ın babasına "Baba bizi filme çekecekler" demesine karşılık babanın verdiği cevap "Destur de dinsiz köpek, ben filme çıkmam" olur. Ancak paranın kokusunu alan baba kameralar karşısında boy göstermeye başlar. Bu da gerçekten çok ince bir mesaj olmuş anlayana. "Destur de dinsiz köpek, ben filme çıkmam. Zinhar günahtır." "Bunu yazın gazetelere. Her zaman her yerde söylemişimdir. En az oğlum..." Süleyman Turan'ın yaptığı röportajda Şaban iki cümle ile toplumun asıl hastalığını çok güzel ortaya koymuştur. Herkes herkese bir kazık atıyor. Sonra kendi canı "Şu kadarcık yandı mı, ver yansın" ediyor. Basıyor yaygarayı. Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? Hepimiz birbirimize bir kazık atarsak nasıl düzelir bu işler? İşçiler can derdinde, reklamcı, müteahhit, ustabaşı menfaat derdinde. Gerçekler gerçekten çok acı. "Pekala, pekala. Birer daire vereceğim size. Çok cömert. İkişer tane veriyorum, tamam mı?" Filmde ince bir gönderme de final sahnesinde var. "Gaz döküp kendimizi yakarız" dedik ya, o da numaraydı. Kim bulmuş ki gazı döksün üstüne? "Gaz döküp kendimizi yakarız" dedik ya, o da numaraydı. Kim bulmuş ki gazı döksün üstüne? Filmde mahalle çocuklarının oyunlarını, el işi yapan ablaları görüyoruz. Günümüzde artık sokaklar ıpıssız. Filmde Zeynep'in amcası Kasap Hayri'nin bahsettiği Beşiktaş'ın sol açığı Şaban, aslında rahmetli futbolcu Şaban Kartal'dır. "Bizim Şaban mı?" "Yok, Beşiktaş'ın sol açığı Şaban."
Şaban Kartal 1998 yılında girdiği depresyondan çıkamayarak kendi hayatına son vermiş. Fenerbahçemizin ve Beşiktaş'ımızın eski oyuncusudur Şaban Kartal. En önemli sosyal mesajlardan biri daha 1-2 saniye önce trende bayanları rahatsız eden adama diklendiği için öve öve bitiremedikleri beton Şaban'ı 2 saniye sonra trenin ani fren yapmasıyla makarnalar etrafa saçıldığı için hemen satıp küfür etmeye başlamalarıdır. Karate şampiyonluğum var. Evet. İşitmişsindir belki. Evet. Beton Şaban derler bana. Aa, tebrik ederim evlat. Allah be İşte toplumun da gerçek yüzünü ortaya sermiştir. Günümüzde çok örnekleri var. Geçmişte kahraman gibi alkışladıklarımızı bir anda vatan haini bile olarak linç edebiliriz. Kapitalizme sağlam eleştiriler yönelten bu film güldürürken düşündürür. Bizi bize anlatan, hatalarımızı yüzümüze vuran bu film samimi ve halkın adamıdır. 100 numaralı adam. Bu film reklam dünyasının gerçeklerini tüm detaylarıyla ortaya sermiştir. Reklamda yer alan sevdiğiniz ünlü sanatçı reklamını yaptığı üründen ne kadar güzel bahsederse bahsetsin. Bunları sakın yutmayın. Aslında onun tek derdi parasıdır. Bizleri düşündükleri falan yok. Günümüzde televizyon reklamlarının yanı sıra birçok ünlü YouTuber'ların da yapmış olduğu olay budur. Elektronik cihaz alıyorsun, garanti süresi biter bitmez bozuluyor. Telefon alıyorsun, 1-2 yıl sonra güncellemeleri bile kabul etmiyor. Gıdalar hormonlu. Kasanın yanında indirim var diye piyasa fazlası ya da son kullanım tarihi yaklaşmış ürünü satma çabası. 100 liralık elektrik kullanıyorsun, 200 lira fatura geliyor. Bu liste oldukça uzar ve gider. O yüzden devamını sizlerden yorum olarak bekliyorum. Filmde reklam çekimlerinde markaların isimleri ünlü markalara göndermeler olarak seçilmiştir. Seymen, Beymen, Üfler, Ülker, Kule Kudur, Kale Bodur, Ö-İ Yumuşak G, AEG, Altın Mehtap, Altın Yıldız, Millet Konserve, Vatan Konserve. Şimdi sizlerle çekim hataları veya çekim hatası olarak algıladığımız, bilerek o şekilde çekilen sahneleri paylaşmak istiyorum. Şaban'ın evine gelen basın mensupları çekimlerini yaptıkları sırada fotoğraf makinesinin lensini kapalı olarak görüyoruz. Filmin sonunda Şaban'ın yerinde oynayan dublör atlarken pantolonu yırtılmış. Bu sahne belki de bilerek çıkarılmamıştır. Şaban'ın kardeşleri idrarla güçlendirdikleri benzini Şaban'a dökerlerken ellerindeki meşalelerden biri sönüyor. Kasapta teraziden yansıyan bir adam görmekteyiz. O gördüğümüz kişi filmin yönetmeni Osman Seden'dir. Berber sahnesinde film çekilirken meraklı vatandaşları berber dükkanının aynasından görmekteyiz. Şaban'a hediye edilen dairede kameramanın gölgesini görmekteyiz. Ayşe'nin araba kullandığı sahnede aracın arka koltukları olduğu açıkça bellidir. Karate salonundaki karateciyi Üfler reklam filminde de görürüz. Bu filmi izlerken bazı sahneler bazı filmleri hatırlamamıza sebep olur. Şaban'ın kardeşi Tuncer'in yani Feridun Şallı'nın yüzüne tıraş köpüğü sürdüğü sahne bize Neşeli Günler filminde Şener Şen'in jilet sahnesini hatırlatır. Oya Aydoğan'ı toplu taşımada görünce aklımıza yine Neşeli Günler filmi gelir. Şaban'ın sefer tası kullanması Korkusuz Korkak filmini hatırlatır. Şaban'ın kameralara konuştuğu sırada yapmış olduğu konuşma "Efendim reklam reklamdır, reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim" diye başladığı konuşma Umudumuz Şaban filmindeki konuşmayı hatırlatır. Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Şaban'ın final sahnesinde reklamcı Can'ı dövdüğü sahne bizlere Kılıbık filminin finalinde Müslüm'ün adamı arabacı Niyazi'yi dövdüğü sahneyi hatırlatır. Bu vesileyle bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna da basmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Fukaralıktır her bir şeyin başı, Hekim Bey.
Bizim orada kursağımıza bir topak ekmek girdi mi, ayranımız favori. Bakıyorum onbaşı olmasa kırıl. Köyün itibarını iskeltem dedim. Hiç adam çıkmıyor. Kıyıdan, kenardan, minareden düş de gel. Başlığı da ver de gel. Para da nedir? Ağamız karnımızı doyuruyor ya. Ulan şurada 141-142 başsınız. Hepinizi ben besleyeyim. Jandarma oldun da ne oldu? Ağa mı oldun eşşol eşek? Sen fakir bir marabasın, lengeri fötür neyine? Vallahi iddialı, o sopa bizim elimize geçmez mi? Sen faşo neye değiller bilin mi hekim bey? Aha bizim maho vallahi faşodur. Atalarımız ne demiş? Madem ki ağadır, doğrudur. Hiçbir doğru işini de bilmezdik ya. Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Yeşilçam sevdası bizi Hatay'a, Reyhanlı'ya kadar getirdi. Bu videomuzda birbirinden değerli usta oyuncuların yer aldığı Kibar Feyzo filminin çekildiği yerleri göreceğiz. 1978 yılı Arzu Film yapımı olan Kibar Feyzo filminin yönetmeni Atıf Yılmaz'dır. Belki de birçoğunuzun dikkat etmediği usta oyuncu İhsan Yüce filmin senaryosunu yazan kişidir. Film komedi olduğu kadar da dramdır. Filmde Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman, Müjde Ar, Adile Naşit, İhsan Yüce, Erdal Özyağcılar ile birlikte birçok usta isim yer almıştır. Film çekildiğinde Kemal Sunal 34, Şener Şen 37, İlyas Salman 29, Müjde Ar ise 24 yaşındaymış. Hatay, Reyhanlı Harran Köyü girişindeyiz. Köyün eski adı Harran Köyü'dür. Reyhanlı'ya bağlı mahalle olduğu yıllarda köyün adı Kavalcık Mahallesi olarak değiştirilmiştir. Köy halkı eski isminin mahalleye verilmesini ister. Filmde gördüğümüz köy günümüzde Reyhanlı'nın Harran Mahallesi olarak geçmektedir. Bu köyün merkezi Suriye sınırına 1 kilometre mesafededir. Bu köyde Kibar Feyzo filminin yanı sıra Ezogelin filmi, Kaçak ve Asi dizileri de çekilmiştir. Feyzo karakterini canlandıran Kemal Sunal ile Bilo karakterini canlandıran İlyas Salman askerliklerini tamamlamışlar, köye dönmüşlerdir. Bakıyorum onbaşı olmuşsun karo. Bakıyorum onbaşı olmasın karo. Köyün itibarını iskeltem dedim. Hiç adam çıkmıyor. İkisini aynı anda köyün topraklarına ayak bastıklarını gördüğümüz yer işte burasıdır. Feyzo dolmuştan, Bilo ise kamyondan indiği ve birbirleriyle karşılaştıkları yer tam burasıdır. O sırada buradaki görmüş olduğumuz virajın tam başını görürüz. Biraz ileride Harran Köyü giriş yolu var. Onlar işte buradaki tarlalardan kestirme olarak köye doğru, Gülo'ya doğru koşarlar. Daha doğrusu Gülo'yu istemek için ağadan izin almaya koşarlar. Thank you.
Daha Ağa'nın çiftliğinin yani konağın önündeyiz. Feyzo ile Bilo'nun koşturmacası işte burada devam eder ve konağın kapısından içeri doğru girerler. O sahne sırasında konağın etrafında görmüş olduğumuz dikili taşları günümüzde de görebiliyoruz. Konağın bu kapısından içeri girdiğimiz zaman konağın avlusu vardır. Avlusunu sizlere gösteremiyorum. Kapısı kilitli olduğu için yalnızca dışarıdan gösterebiliyorum. Ancak havuz bölümünün olduğu yere girebiliyoruz. Feyzo ellerinden bağlanarak asıldığı ve Bilo tarafından odunla vurularak dövdüğü sırada işte şu yukarıdaki oku görmekteyiz. O sahnenin çekildiği açı aslında konağın avlusundan çekilmiştir. Ancak içeri giremediğimiz için buradaki oku da size ancak dışarıdan gösterebiliyorum. Günümüzde ok devrilmiş, yönü değişmiş. O yıllarda okun kıble yönünü gösterdiği söyleniyor. Ancak günümüzde devrilmiş ve ok da buranın bakımsızlığına dayanamamış. Yine konağın dışındayız. Feyzo kendisini kovdurmak için yapmadığı kalmamıştır. Bir türlü köyden kendisini kovduramaz. Çünkü her şehre gidip gelmesiyle gözü açılmaktadır. Feyzo Maho Ağa'ya işte burada öyle bir hareket yapar ki yine de Maho Ağa Feyzo'yu köyden kovmaz. Çünkü ağa kovmadan Feyzo dışarı çıkamaz. Bu sebeple kendisini kovdurmak için yapmadığı kalmaz. İşte Maho Ağa'nın makamı burasıdır. Filmde birçok sahnede burayı görürüz. Maho Ağa işte bu köşede oturur ve nargile içer. Tavla oynadığı yer de yine burasıdır. Feyzo da Ağa'nın şapkasının üzerine yine burada oturur. Burası şu anda virane olmuş durumda. Umarız en kısa zamanda bakıma alınır, gerekli onarımlar ve çalışmalar yapılır. Yelpazar değiller sayende ağam. Aha bele. Ver bakayım ver. Beni de kibar yapacaksın ne olmazsın.
Filmde Feyzo'nun, Bilo'nun, Ağa'nın makamına girdiği kapı işte bu kapıdır. Ancak günümüzde kapının yeri kapatılmış. Konağın iç avlusunu sizlere göstermek isterdim. Orası şu an günümüzde kilitli. Yalnızca sizlere bu kadarını gösterebiliyorum. Gösterebildiğim kadarını da yine sizlerle paylaşacağım. Feyzo'nun evinden eser kalmamış. Gülo'nun evinden eser kalmamış. Feyzo'nun Faşo Aga yazdığı duvardan eser kalmamış. Maalesef filmde gördüğümüz birçok sahnedeki yapılardan eser kalmamış. Tamamen yeni bir yapılaşma yerini alarak birçok detay kaybolmuş. Yalnızca bu konak ve cami yerinde duruyor. Maho Ağa buradaki o zamanlar su dolu havuzda keyif sürdüğü sırada Feyzo tarafından havuza esans atılır. İşte o havuz. O ne? Ula dur! Ne yapıyorsun lan? Delendin mi? Hayvan ula hayvan! Bu suyun esansı eksik ağam. İtibarına gölge düşeyim. Bu arada burası Suriye sınırına tam sıfır noktada. Karşıda işte duvarı görüyoruz, sınır duvarını görüyoruz. Hemen tepeliğin üst tarafı ise Suriye'de yer alan yeni kurulan şehirdir. Evet arkadaşlar, şu an burada Mahmut abiyle beraberiz. Buranın yerlisi. Filmde de çok kısa olarak gözükmekte küçüklüğü. Mahmut abiden şimdi bilgiler alacağız. Abi öncelikle Feyzo'nun evi yıkıldı değil mi? Yıkıldı abi, o eski evler yıkıldı. Gülo'nun evi de yıkıldı. Evet, bu evet. Faşo Ağa yazdığı duvar da yıkıldı. Yıkıldı. Abdest evet. Aldıkları yer de yıkıldı. Yıkıldı evet. Hepsi gitti, yok oldu. Evet, bir konak kaldı, konak. Sadece yani konak, bir konak kaldı evet. Peki o yıllardan ne hatırlayabiliyorsun abi? Vallahi abi hatırlıyoruz yani. Bir, o zaman çocuktuk yani. Birinci sınıf okula gidiyordum.
Evet abi. Yani az bir şey hatırlıyorum yani. Peki buraya sürekli gelenler oluyor değil mi? Burayı ziyaret ediyorlar. Çok çok. Başka hangi filmler çekildi abi burada? Aşi dizisi çevrildi. Evet. Aşi. Bir de kasaba dizisi. O tutturmadı falan. Ha, kasaba dizisi. Ha, kasaba dizisi çekildi burada. Buranın ismi Kavalcık Köyü olarak değiştirilmiş. Evet. Kavalcık. Sonra tekrar Harlan'a dönüştürüldü. Evet evet. Aynen. Siz buranın eski muhtarının... Eski muhtarın oğluyum ben. Babam rahmetlik oldu evet. Allah rahmet eylesin. Abi çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olasınız. Size bir sarılmak isterdim ama malum dünyamızı alan virüsten dolayı sarılamıyorum. Siz o güzel insanları gördünüz. Evet gördüm. Hepsini. Çok şanslıymışsınız. Evet. Keşke sizin yerinizde olsaydık biz de görebilseydik o insanları. Evet. Abi tekrardan çok teşekkür ederim. Mahmut abimiz kendisini hatırlayamadı, tanıyamadı filmdeki sahnesinden. Ancak büyüklerini, amcalarını, akrabalarını hepsini tanıdı. Bir tek kendisini tanıyamadı. Aradan çok yıllar geçmiş olmasından dolayı. Mahmut abimiz kendisini tanıyamadı. O yüzden gösteremiyoruz maalesef. Köylü artık uyanmıştır ve köyü terk etme kararı almıştır. Davul zurnalar eşliğinde köyü terk ettikleri sırada ilk önce köyü genel olarak görürüz. İşte filmin final sahnesinin çekildiği yer burasıdır. Harran mahallesinin mezarlığı tam yan taraftadır. Köylü hep birlikte köyü terk ederken Maho Ağa'nın dönün geriye dediği yerdir burası. Nereye gidiyorsunuz puş doğruları? Nankör itler! Dönün geri! Ve Feyzo Maho Ağa'yı burada vurmuştur. Maho Ağa'nın ölüm anı bile güldürürken düşündürmeye yetmiştir. Feyzo! Feyzo! Kurban olmuşam burnunun bir tek kılına. İşte köylüler köy istikametinden gelerek bu tarafa doğru, Suriye sınırına doğru devam ederler. Feyzo'nun evinin olduğu yeri, Gülo'nun evinin olduğu yeri, Hüsa Ağa'nın dükkanının yerini, Feyzo'nun Faşo Ağa yazdığı duvarı, yerlerinde olmasalar bile o yerleri sizlere göstermek isterdim. Ancak burada bize hiç kimse yardımcı olmadı. Mahmut abimizden başka burada yardımcı olmak isteyen çıkmadı. O yüzden bu köyde umduğumuzu bulamadık. Sabah saatlerinde çok yoğun sis olduğundan dolayı köyü tam, mahalleyi tam gösterememiştim. Tekrar buraya gelip kapanışı da buradan yapmak istedim. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Maalesef köyde beklediğimden çok çok az yer kalmış filmde gördüğümüz. Beklediğim dokuyu göremedim köyde. Köy çok değişmiş. Köyde şu an iki tane cami var. Eski cami Kibar Feyza filmlerinde kullanılan camidir. Minaresinin bir kısmı da kırılmıştır. Şehir sahneleri İstanbul'da çekilmiştir. Filmin bir sahnesinde ağlayan çocuk sesi Adilen Aşit'in sesidir. Altını mı ıslattın? Dur oğlum. Köylünün başlık parası kalkması eylemi sırasında ön taraflarda silahlı bir asker görünmekte.
Filmde o kadar çok sistem eleştirisi vardır ki hemen hemen her sahnesi bunu görmek mümkün. Filmin ana teması ise başlık parasıdır. Kadınların bir mal gibi satılması sorununu çok iyi eleştiren filmlerden biridir. Bir şehir gelini Feyzo'ya demiş ki ben mal mıyım ki satılan, gönlümün sevdiğine var ya. Başlık parası günümüzde kalktı ama onun yerine araban var mı, aylık kazancın ne kadar soruları geldi. İşçinin sömürülmesi en başlıca konulardandır. Mizahın içinde sistem eleştirisi öyle bir işlenmiş ki kolay kolay fark edilemez. Filmde çok fazla siyasi göndermeler de vardı. Kemal Sunal'ın birçok filmde gördüğümüz toplumdaki alt üst sınıf çatışmalarını bu filmde her sahnede görebiliyoruz. Feyzo'nun annesi Sakine Hanım'ın "Vur ola, it oğlu, o sopa bizim elimize geçmez mi?" sözleri çok derin bir siyasi gönderme içermektedir. Vur ola, it oğlu, o sopa bizim elimize geçmez mi? O sopa her seçimde halkın eline mühür olarak geçmektedir. Din üzerinden siyaset yapan din tüccarlarını eleştirmeyi de unutmamışlar. Maha Ağa'nın cami yaptırıyorum demesiyle bunu görebiliyoruz. Bu dünyalarınız yetmemiş gibi öteki dünyalarınızı da düşünüp yeni cami yaptırırım. Yine hocanın rüşvet alması sahnesinde de bunu görebiliyoruz. Çobaz, iki yüzlük bir de horoz. Evde kalmış kızlar duvar yazılarını gören Topal hocanın tepkisi din elden gidiyor olmuştur. Mevzu billah din elden gitti ağam. Feyzo ve Billa taraflarının kız isteme sahnesinde Gülo'nun havalandırma penceresinden içeriği izlediği sırada duvardaki objelerin özenle seçildiğini görebiliyoruz. Bu objelerden Hazreti İsa peygamberin resmi, Atatürk ve Fevzi Çakmak'ın fotoğrafı ve üzerine dört minareli büyük bir cami Kabe işlenmiş seccade. Filmin sonunda Feyzo'nun verdiği mesaj o kadar derindir ki anlatılamaz. Maho Ağa ölmüştür. O ölmüştür, başka ağa gelmiştir köyümüzün başına. Haber almışam, herkes Maho Ağa'yı arar olmuştur. İşte siyasi mesajların en incelerinden biri de bu cümlesinde yatıyor. Halk, baştakiler gittiği zaman her şeyin değişeceğine inanıyor. Ama her değişim bir öncekini aratır oluyor. Feyzo'nun da dediği gibi bu işin sonu nereye gider bilinmez. Kısır bir döngünün içinde böyle gelmiş, böyle gider ve gelen gideni her zaman aratır. Filmde hakimin hiç görünmemesi ve Feyzo'nun sürekli "Hekim Bey" diyerek kameraya anlatması da farklı bir mesajdır. Hakim olarak bahsettiği aslında izleyicidir. Kimin haklı, kimin haksız olduğuna İzleyicinin karar vermesine bırakmışlar. Şimdi ben size soruyorum. Feyzo'nun cezası nedir? Ceza almış mıdır? Aldıysa kaç yıl almıştır? İhsan Yüce öyle bir yazmış ki değeri hiç bilinmemiş ve yokluklar içinde vefat etmiştir. Filmle ilgili o kadar çok anlatılacak içerik var ki en iyisi ben susayım. Yorumlarınızla sizler anlatın. Bu vesileyle hayatını kaybeden tüm oyuncularımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan oyuncularımıza uzun, sağlıklı ömür diliyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Bu hafta sizlere Namuslu Bilo'nun filmin sonunda namussuz bile olduğu Banker Bilo filminin çekim yerlerini göstermeye çalışacağım. Bak bu harita bizden olmalı. Yerden bildin. Baksana yere tükürü. En yakın arkadaşım beni dolandırdı. Köyde ne var ne yok satmış. Artık geri de dönemem. Aşk olsun Bilocan, sana kara borsacılığı hiç yakıştıramadım. Amca senin ne işin var mahpushane köşelerinde, suçun nedir? Namuslu olma. Ceza mı kesiyorlar bu memlekette namuslulara? Onun gibi bir şey. Karın duyurma. Mahu da haklı. O da seviyor.
da ben. Sen eski Bilo'yu arıyorsun. O yok artık. Öldü. Sağ olun. El birliğiyle öldürdünüz garibi. Saflığı, temizliği, insanlara sevgisi, sevdası, namusuyla yok olup gitti garibi. Yapım yılı 1980 olan filmin yönetmeni ve yapımcısı Ertem Eğilmez'dir. Senaryosu Sadık Şendil ve Yavuz Turgul'a ait olan filmde İlyas Salman, Şener Şen, Meral Zeren, Ahu Tuğba, Münir Özkul, Ali Şen, Nizam Ergüden, Nermin Özses gibi usta isimler yer almıştır. İlk durağımız Nakkaştepe. Üsküdar'a bağlı Nakkaştepe'deyiz. Kaptan Narince köyünden Almanya diye İstanbul'a gelmişlerdir. Bilo ile İbo'yu işte burada görürüz. O sırada Münih'i seyrettiklerini düşünürler. Oysaki gördükleri yer İstanbul ve İstanbul Boğazı, Avrupa yakasıdır. Anlaşılan dini bütün kardeşler camiyle donatmışlar Münih'i. İyi de bu kadar caminin işi ne Münih'te? Anlaşılan dini bütün kardeşler camiyle donatmışlar Münih'i. O yıllardaki İstanbul ile şimdiki İstanbul arasında ne fark görüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyorum. Bilo ile İbo'nun aslında İstanbul'u seyrettikleri yer biraz daha ilerisidir. Şu anda orası kapalı olduğu için sizlere buradan gösterebiliyorum. Adresi vermiştir. Bilo ile İbo da o adresi bulmak için yola koyulurlar. İstanbul sokaklarında birbirlerini kaybetme korkusundan el ele gördüğümüz yer işte burasıdır. O sırada arkada Dolmabahçe Sarayı'nın duvarını görürüz. Dolmabahçe 10 Aralık Şehitleri Parkı'ndayız. Beşiktaş Stadyumu'nun hemen yan tarafı. Bilo ile İbo birbirini kaybettikten sonra Bilo'nun sabahladığı park işte bu parktır. O sahne sırasında arkada Dolmabahçe Saat Kulesi'ni ve Dolmabahçe Camisi'ni görürüz. Thank you.
Bolu'ya bağlı Teşvikiye, Muradiye Deresi, Barakalar Sokak'tayız. Filmde gördüğümüz Gecekondu Mahallesi işte burasıdır. Günümüzde halen Gecekondu Mahallesi olarak duruyor. İbo'nun ve Haso'nun evi işte bu mahalledir. Haso'nun evi işte burasıdır. Bilo buradan içeri girer. Zeynep'in annesini burada çamaşır asarken görürüz. Amanım, Bilo gelmiş. Bilo İbo'yu sormak için işte bu kapıya gelir. İbo yok mudur? Hangi İbo? Bayağı İbo. Bu arada arkada gördüğümüz binaların bir kısmını filmde de görebiliyoruz. Bu mahallenin yıllara nasıl meydan okuduğunu ve etrafında olan yapılaşmayı daha iyi anlayabilmek için geçmiş yıllarda havadan çekilmiş olan fotoğraflarla bir kıyas yapalım. Pera Palace Otel'deyiz. Zemin katında sergilenen bu asansörü filmin birçok sahnesinde görürüz. Maho'nun holdingi olarak gördüğümüz sahnelerin bir kısmı bu otelde çekilmiştir. Odası başka bir yerde çekilmiştir. Bu asansörün özelliği Türkiye'de ilk elektrikli asansör olarak kullanılmasıdır. Avrupa'da ikinci elektrikli asansör olarak bilinmektedir. Galata Köprüsü'ndeyiz. Bilo ile İbo fabrikanın adresini el ele tutuşup aramaya devam ettikleri yer işte burasıdır. İşte burada bir adama Almanca adres sormaya çalışırlar. Ha, bir de şu Alman'a soralım. Kardeş baksana, hey, Mini, adres, Pavlike. Ne diyorsun be kardeşim?
Tabi o yıllardaki köprü değildir bu. 16 Mayıs 1992'de çıkan yangında tarihi köprü maalesef kullanılamaz hale gelmiştir. Yanan köprü onarıldıktan sonra Balat-Hasköy arasına yerleştirilmiştir. Ancak daha sonra da oradan kaldırılarak tarihi köprüyle İstanbul birbirinden tamamıyla ayrılmıştır. Köprünün ne olacağı hakkında yetkililerden hiçbir açıklama yapılmamıştır. Burada gördüğümüz köprü aslında yeni köprü. Sultanahmet'te Darphane-i Amire yani eski darphane kapısındayız. Bilo Maha yüzünden hapise girer. Filmdeki diyaloglardan da anlaşıldığı gibi 5 yıl hapis yatar. Bilo tahliye edildikten sonra Bilo'yu işte hapishane kapısı olarak kullanılan bu kapının önünde görürüz. Burada onlarca film çekilmiştir. Çoğunluk olarak bu kapı hapishane kapısı olarak gösterilmiştir. Levent'te Akçam Caddesi ile Çınar Sokağı'nın kesiştiği yerdeyiz. Bilo'nun hıyar sattığı yer işte bu sokaktır. Zabıtanın rüşvet beklediği, Bilo'nun ise zabıtaya hıyar uzatıp tokat yediği yer burasıdır. Ver. Buyur hemşerim. Ulan hiç benimle alay mı ediyorsun? O yıllara bakarak burada oldukça değişiklikler var. Yapıların bir kısmını günümüzde de görebiliyoruz. Levent, Akasyalı sokaktayız. Bilo'nun meşhur kabak karpuz sattığı sahnenin çekildiği yer işte burasıdır. Bilo İstanbul'da kazık üstüne kazık yemeye devam eder. Bir kazık da karpuzcudan yer ve kabak karpuzları satın alıp sattığı sokak bu sokaktır. O sırada gördüğümüz demir parmaklıklar ve arkadaki evi günümüzde de görebiliyoruz. Başka birini kesen. La bu da kabak. Şaşırdık.
Akatlar Yeşim Sokak'tayız. Filmde Maho'nun evini bu apartmanın ikinci katı olarak görmekteyiz. Benim kara evden yok. Bunu ben gittim. Sokakta pek bir değişiklik yok. Maho arabasıyla geldiği sırada hemen yanında gördüğümüz bina yerinde duruyor. Bilo'yu, Maho'yu ve Zeyno'yu bu merdivende birçok sahnede görürüz. İşte o meşhur merdivenler. Çekim yerleriyle ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. İnsan henüz doğmadığı, yaşamadığı, görmediği yılları özler mi? Özlüyor işte. Bu videoyu buraya kadar izlediyseniz siz de özlüyorsunuz. Bu film günümüzde yapılmış olsaydı kesin ikincisi, üçüncüsü, dördüncüsü hatta beşincisi diye serisi çekilirdi. Dönemin siyasal ve sosyolojik durumunu da çok iyi anlatmışlar. Yağın piyasada bulunmaması ve kara borsaya düşmesi. Yağ var mıdır? Vardır. Yoktur. Karar verin, var mıdır yok mudur? Köyden gelen Anadolu insanının İstanbul gibi büyük şehirlerde ortaya çıkan çıkarcı hayat şartlarını anlatır. Gündelik 100 kağıt değil mi? Burada 80 kağıt var. 20 lira daha isterim. İstersin ama ben vermem. Film o kadar mesajlarla doludur ki her sahnesinde ayrı bir mesaj vardır. Mesela her seçim öncesi belediyelerin tapu sözü vermesi. Tapusu var mı? Yoktur ama seçimleri beklerim. Hükümet her seçimde gece kondu tapusu dağıtırmış, adet böyle. İnşaatlarda kullanılan ucuz malzemeler, özellikle 99 depremine kadar inşaatların çoğunda ucuz ve kalitesiz malzemeler kullanılıyordu. O dönemde ucuz malzeme kullanıldığını da filmde görebiliyoruz. Tuğla'ya o kadar para verilir mi? Daha ucuzunu bulamadık. Piyasanın en ucuz mallarını kullanıyoruz beyim. Lan ucuzun da ucuzu vardır. Bulun, buluşturun. Tefecilik. Ya tefeciyim ben. Unutma baba, ben de bankerim. Rüşvet ve binbir çeşit dolandırıcılık konuları çok iyi işlenmiş. Reis bey, buyur. Nedir bu? Rüşvet, 50 kağıt. Ha? Terbiyesizim, haddini bildirin şunun. O yıllarda Almanya'ya işçi olarak gitmek isteyen vatandaşların çoğunun dolandırıldığını farklı bir mizahla anlatmışlar. Tabi gitmek isteyen elini biraz cebine atacak. Filmin unutulmayan repliği, yaptım ama niye yaptım? Bir sor repliğidir. Maho'nun yani Şener Şen'in sözde Almanya sınırındaki tek kişilik dev gösterisi Türk sinemasında farklı yer edinmiştir. Nazis Korpus! Filmin sonunda Bilo'nun gözü açılıyor. Maho ile çevresine iyi bir ders veriyor. Ben senin derdini anlamışam. Sen eski Bilo'yu arıyorsun. O yok artık. Öldü. Sağ olun. El birliğiyle öldürdünüz garibi. Saflığı, temizliği, insanlara sevgisi, sevdası... Namusuyla gitti garibim. Bakın geride bu kaldı. Namussuz Bilo. Namusuyla yok olup gitti garip. Bakın geride bu kaldı. Namussuz Bilo. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.